Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Bu akşam önemli bir konuğumuz var. Ee, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Çok böyle televizyonlarda görünmez. Bu akşam ilk defa e, kapsamlı açıklamalar yapacak. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Ya bir şeyi çok merak ediyorum ben. Ee, İstanbul Valiliği yaptınız e, uzun bir süre. Sonra İçişleri Bakanı oldunuz. Şey midir hani avantajını yaşadınız mı yani? Ya iyi ki İstanbul'da valilik yapmışım bir benim açımdan bir avantaj oldu diyor musunuz? Der misiniz? Diyorum. E, demem gerekir çünkü İstanbul bizim medeniyetimizin eee baş tacı, başkenti. E, başkenti. Yani şehirlerin sultanı. 16 milyon nüfusu var. Dünyada 131 ülkenin nüfusundan daha büyük. 15. büyüklükte olan bir şehir ve bizim e, her şeyin aynı anda yer aldığı kültür, sanat, ticaret, dış ticaret, finans, eğitim, yüksek öğrenim, üniversite, aklımıza gelebilecek her şeyle ile ilgili tecrübe edilen bir sınavdı benim için. Ne kadar sürdü sizin valilik döneminiz? İstanbul'da. İstanbul'da. İstanbul'da 3 Kasım 2018'de geldim. İşte 4 Haziran'da da 2000 23'te yeni kabinede İçişleri Bakanlığına geldi. Bakanlık süreciniz ne kadar oldu? 9, 9 ay. Oldu. 9 ay. 9 yani. ay. 9 ay. Sanki daha uzunmuş gibi böyle bir. <laughs> Size de öyle geliyor mu? Ya bizim yani debisi o kadar yüksek ki ne zaman 9 ay oldu ben anlamıyorum. Evet, evet. Peki bir şeyi merak ediyorum. Ee, siz bakanlık görevine başladıktan sonra ve performansınız, yaklaşımlarınız ortaya çıktıktan sonra genelde Türkiye'nin hemen hemen her kesiminde şöyle bir kabul oluştu. Ya işte Sayın Bakan üslubuyla, yaklaşımlarıyla herkesin kabul ettiği, takdir ettiği bir performans sergiliyor dediler. Bu yakla, yani bunun farkında mısınız böyle dendiğini görüyor musunuz? Değişik çevrelerden böyle değerlendirmeler yapıldığının Farkında mısınız? Bilincinde misiniz? Görüyor musunuz? Evet, Bize onu görüyorlar mı? Evet onu görüyorum. E, vatandaşlarımızın arasında e, gezdiğimiz zaman, e, il ziyaretlerimizde onlarla hemhal olduğumuz zaman bunu duyuyoruz. Şöyle söylemem lazım. Ben 22 yaşında İçişleri Bakanlığı'na girdim. Kaymakam adayı olarak. 33 yıl bu meslekteydim. Mülki İdara Amirliği mesleğinde. Ve bunun e, son... 22 yaşında ne olarak girdin? Kaymakam adayı olarak girdim. Kaymakam adayı olarak. Siyasalı bitirdim bir sene e, sınav çalışma hazırlık nihayetinde nasip oldu kaymakamlığa girdik e, 33 yıl kaymakamlık e, ve son 16 yılda işte Şırnak valiliği Ağrı valiliği e, Tekirdağ valiliği Gaziantep valiliği ve nihayetinde İstanbul valiliği e, bu süre içerisinde Türkiye'nin her yerini gezdik hemen hemen bütün e, kendi milletimizin bütün dokusunu tanımak, zor gün, dar gün bunları gördüm. Ve Konyalıyım. Konya'nın vermiş olduğu bir insanlarla bir iletişim tarzı var. Daha çok dinleyen olmak, gözleyen olmak. Size ilk haberi getiren veya bir haber geldiği zaman mutlaka her iki tarafı dinlemeden hüküm vermemek. Sabırlı olmak. Ee, herkesi olduğu gibi kabul etmek. Düzeltebileceğim şeylerin e, sınırlarını biliyorum. Ama yaptığım işi seviyorum. Bu iş... E, tek sınava girdim. Sadece bu sınava girdim. Kaymakamlı sınava girdim. Lisedeyken arkadaşlarım benim kaymakam olacağımı bilirdi. Yani hep böyle söylediler. Öyle, öyle miydi? Öyleydi. İstanbul Siyasal'dayken de e, niyetimiz hep oydu. Hedefimiz oydu. Allah'tan nasip etti. Girdik. Ama hem ilçe kaymakamlıklarımda hem valiliklerimde e, yaptığım tek şey işimi severek yapmak, insanların ayırt etmemek. fikrinden, zikrinden, e, duygusundan ya hiçbir ayrım yapmamak, olduğu gibi kabul etmek. A ayrım yapmamak, Ayrım yapmak, adil olmak. Adil olmak, hakaniyetli olmak. Bir de yani kucaklayıcı bir üslup da lazım. Şimdi ben şöyle bir şey görüyorum sizde. Yani siz Mesela suç örgütlerine, terör örgütlerine karşı şiddetli, ahaliye, vatandaşa görüşü ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun merhametli. Yani bilmiyorum iyi tarif edebildim mi? Doğrusu aynen o yani öyle olmamız lazım. Aslında bu hepimizin ortak özelliği yani vatandaşımıza, milletimize, insanlarımıza davranırken toprak gibi tevaz olmak zorundayız. Çünkü vatandaş kibirlerini sevmez kendisini üst perdeden hayatta kabul etmez. Ama vatandaşımız aynı zamanda bizden şunu bekler. Eğer birisi kendisine bağışlanmaya eğer şekil yapıyorsa, bir tarzla muamele ediyorsa, ben onlara şöyle söylüyorum. E, suç işlemekte kibirlenenler diyorum. Suç i̇şte, işlemekte kibirlenenler. Sayın Cumhurbaşkanımız onlara şehir eşkıyaları diyor. Şehir eşkıyaları. Biz suç işlemekte kibirlenenler diyoruz. Ve eğer bu ee, e, bu kibri kırmayla ilgili her zaman inandığımız bir şey var. İlk gün göreve başladığımız zaman hukuk dedik. Hukuk devlet dedi. İnsan hakları dedi. Aynı o sözüm üzere ben gayret gösteriyorum. Yani hem mesai arkadaşlarımla, İçişleri ailemizdeki 600 bin arkadaşımla çalışırken bu iklimi oluşturmak ama aynı zamanda az milletimizin hizmetinde bulunurken eğer birisi, birileri kendine nasıl bir güç vehmediyorsa, suç işlemeyi kendinde efendim bir şey olarak, ayrıcal olarak görüyorsa, bana hiçbir şey olmaz diyorsa, hiç kusura bakmasın. Biz devletten, milletten daha güçlü hiçbir irade tanımıyoruz. Ve her zaman için onlara, tabaşta terör ve terörün türleri olmak üzere ki onlar kibrin daha farklı versiyonu. Bunların her birine karşı bizim amansız, Durmadan, duraksamadan, cesaretle, kararlılıkla hamdolsun üstüne gidiyoruz. Mücadele. Tabii mücadele. Tehdit alıyor musunuz? Yani tehdit... Çünkü bunlarla uğraşmak bir de tehlikeli de bir iş. Yani tamam siz İçişleri Bakanısınız mutlaka bir güvenli alanınız var onları anlıyorum ama yine de bir cesaretle gerekli. Şö şöyle söyleyeyim ama yani ben 33 yıl bu ailenin içerisinde e, bir evlat olarak hizmet ettim. Bunlar alışkınız biz. Bunu söylemem lazım. Çünkü çıkarlara dokunuyorsun. Yani, yani. geldiğim yer kaymakam adaylığı 1990 Kasım'da başladı ben. Kaymakam adaylığına. Oraya ilk müracaata gittiğimdeki heyecanımı hatırlıyorum. Ve küçük bir ilçe ilk kuruadan gidip de atandığınız zaman da eğer bir yerle ilgili bir ceza yaparsanız orada da zaten bir mobbing, bir baskı, bir şeyler onlar hep biz e, dirençlenerek geldik. O küçük çaplıdır büyür büyür şimdi daha büyük ha, aynen. kaplı ama, ama diyorsunuz ben ha, alışığım yani oralardan geliyorum bunu şöyle söylüyorum ee, çok dua alıyoruz şimdi e, ilk göreve başladığımız zaman arkadaşlarımıza hep şunu söyledik dedi ki güne başlandığı zaman sabah kahvaltıda aile ihaliyle beraber biz dün gece siz uyurken planlı projeli veya diğerlerinde hangi suç türünden olursa olsun sizin huzurunuz için İlk geldiğimizde beri Türkiye'nin huzuru diyoruz ya. Huzurun e, bir bakanlığız biz. Bu noktada hep şunu söyledik. Vatandaşlarımıza açık seçik ne yaptığımızı anlatalım. Ve orada hep şunu söylüyoruz. Bizim benim paylaşımlarımızı biliyorsunuz. Normal sıradan paylaşımlar değil. Eğer bir organize suç örgütünü dört ay çalışıldı. Valimiz, bas savcımız, emniyetimiz, jandarmamız vesaire. Bir takım ruhuyla milletin doğasını almak için bunu yaptıysa ben sabah 8.15'te milletime bunu söylemem lazım. Ve altına şunu söylüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum diyorum. Emeğe geçen. Hepsini tek tek sayıyorum. O örgütü çökertenler. Evet, evet. Ve diyorum ki milletimizin destek ve duaları sizinle beraber diyor. Ve onu da görüyoruz. Ya en büyük güç bu. Bizim en söylüyorum. büyük güç bu. Çünkü sokağa çıktığım zaman şöyle bir anekdot var. Erzurum'a gittim. Erzurum e, valilik, belediye ziyaretinin sonra il e, ziyaretine gideceğiz. İl, e, AK Parti il teşkilatına. İl başkanımız orada karşılama kalabalık. Bunlar yukarıya çıkıncaya kadar kahveden bize bakıyorlar. Böyle 7 metrelik küçük bir yol partiyle karşı karşıya. Buraya girelim de bir çay içelim. Girelim dedim ben. Girdim hepsiyle hasbihal ettik. Baktım yaşça bizden e, epey büyük bir amcamız var. Yanına geldim, sokuldum, oturdum. Dedi ki sen dedi İçişleri Bakanı sen misin oğlum? Benim amcadım ben. Dedi ki ben de her gün sabah sana dua ediyorum. Niye amca dedim? Dedi ki bu kötülerin hakkından geliyorsunuz. Dedim onu ben tek başıma yapmıyorum. Bütün dedim arkadaşlarımız, polisim, jandarma hepsi kahraman. Sonra dedim ki dayı dedim sen sadece bana mı dua ediyorsun? Şöyle boynuna yaslandım. O kadar yakın oturuyor. Kahve küçücük. Dedi ona ediyorum. Ona daha çok ediyorum. O dedi sana destek olmasa hem onu yapamazsın dedi. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı mı? diyor. O diyor oğlum diyor. Aynen böyle diyor. Oğlum dedi ona daha çok dua ediyorum. Peki siz böyle yolda gezerken dolaşırken vatandaşlar size ya şahane gidiyorsunuz. Bu operasyonlar bu örgütleri çökertmeler falan çok iyi diyorlar mı? O Kahvede gördüğünüz amcayla mı sınırlı yoksa vatandaştan böyle bir Şimdi ben ben şunu samimiyetle söyleyeyim toplumun her kesiminde her kesiminde ama her kesiminde organize suç örgütleri iri ufak ulusal uluslararası bölgesel yerel yani bundan memnun olmayan kimse olabilir mi olamaz Cık, yani olamaz Tabii. veya bölücü hain PKK terörlüktü hain FETÖ DAEŞ efendim e, DHKPC, MLK hepsi yani bunların hepsi zaten bizim egemenliğimize, bizim birlik, beraberlik, bir olma, kardeş olma ruhumuza kime yapanlar, meydan okuyanlar sözde. Şimdi biz eğer bunlarla ilgili cesaretle, inançla, azimle eğer gayret ediyorsak vatandaşın gönlünde bunun yer aldığını ben gördüm. İzmir'de de gördüm. Muğla'da da gördüm, Mersin'de de gördüm, Hatay'da da gördüm. Hakkari, Yüksekova, Cengiz Topel Caddesi'nde yürürken de gördüm. Çünkü bakın, Türkiye'nin her yerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da başta olmak üzere birazdan hep beraber bakacağız, değerlendirme yapacağız, istişare edeceğiz. İnsanlarımız huzur istiyor. Anadolu'da bir dua var, hep dillere pelesenktir. Ben çok duydum büyüklerimizin. Allah huzurdan ayırmasın diye. Allah huzurdan Allah huzurdan ayırmasın. ayırmasın. Duymuşsunuz. Tabii yani tabii, biz tabii. beraber şimdi Allah'tan huzur istenir yani, Huzur. Evet. Huzur öyle bir kelime ki içinde kamu düzeni, asayiş, genel sağlık, esenlik hepsi var. Huzur. O yüzden ilk geldiğimizde biz iletişimcilerimizle beraber istişare ettik arkadaşlarımıza. Mottomuz ne olsun? Türkiye'nin huzuru. Türkiye'nin huzuru. Türkiye'nin. Ben bütün paylaşımlarımda Başlangıcında cümlemin sonunda. Biz Türkiye'nin huzur için varız. İçişleri Bakanlığı olarak ve arkadaşlarım hep şunu söylerim. Evinde huzur, iş yerinde huzurlu, takım ruhu, birlik, beraberlik ve benim etrafım hep kahraman insanlarla durur. Jandarma. Ne güzel. Arif Paşa'mızdan yeni aramıza katılan sözleşme arkadaşımıza varıncaya kadar. Vatan aşkı, millet aşkı. bu, bu hep sevdalı olan insanlar. Polisim sahil güvenliğimiz, mavi vatanımızda. Korucularımız hep beraber, mülki idare amirlerimiz, valilerim, valilerimiz bulunduğu yerde devletimizi, hükümetimizi, cumhur reisimizi, cumhurbaşkanımızı temsil ediyor. Hepsinde, hepsinde bir aşkar, ben İçişleri Bakanlığı demiyorum o yüzden. Bu ailenin bir evladı olduğum için İçişleri ailesi diyorum. 600 bin ailemizle beraber biz gece gündüz demeden, kara vatanda, mavi vatanda, siber vatanda. Yani her yerde. Varız ve biz siber vatan deniyor değil mi? Deniyor tabii çünkü eğer benim e, vatandaşlarım ortalama 4 saat 36 dakika cep telefonundan çevrimiçi ise ben orada olmam lazım. Peki ne diyorsunuz? Kara vatan, deniz vatan, siber vatan. Siber vatan diyorsunuz. Orada yani. siber devriyelerimiz var. Bizde bir siber e, daire var. 7 hürmet bütün her şeyi izliyorlar. Her şeyi izlemek zorunda. Dünya buna doğru gidiyor. Gidiyor. Ve burada da yani suç işleme özgürlüğü varmış gibi hissedenlere, ekranlar başında izleyenlere özellikle altını çizerek uyarmak istiyorum. Ceza kanunu kara vatanında, mavi vatanında da, siber vatanında hiç kimse girmesin. Karşısında savcı bulur, polisi bulur, jandarmayı bulur. Orada biraz kendilerini rahat hissediyorlar o siber vatanda. Yok son zamanlarda rahat etmiyorlar. Etmiyorlar mı? <laughs> tamam. Peki. E, Sayın Bakan bir şey daha merak ediyorum. Siz eee e, İçişleri Bakanlığı e, sürecinde yani bu 9 aylık süreç içerisinde e, İstanbul Valiliğine göre çok daha yoğun mu çalışıyorsunuz? Çok yoğun. 81 vilayet, 7 bölge, 922 ilçe, 81 vilayet ve e, İslam valilik nihayetinde kendi e, çok büyük onurlu bir meslek, sorumluluğu bir yüksek. Ama İçişleri Bakanlığı sadece güvenlik değil, AFAD Başkanlığı var. Büyük bir teşkilat. Göç İdaresi Başkanlığı var. Yani e, kadim bir bakanlık, gelenekleri güçlü, güçlü kurumsal bir yapısı var ama işi çok. Ama tecrübe ve e, takım ruhu nereden gelmeniz? Hani diyorsunuz ya ben 22 yaşında girdim bu teşkilata. E, oradan geliyor olmanız bir avantaj Ahmet mıdır? Bey, benim e, şu andaki makam odama ben defalarca kaymakamken ama valiyken çok geldim. Yani alışık olduğum bir yer orası. Avantajdır o. Avantaj. Yani çok Adaptasyonla ilgili bizim hiçbir e, sorunumuz olmadı. Ama sadece sadece her bakanın mutlaka her insanda olduğu gibi bir huyu, bir çalışma tarzı var. Bizim şeyimiz şu, herkesi kucaklayacağız, vatandaşlarımızın, emrinde olmak, milletimizin emrinde olmak bizim için en büyük onur. Ama kim vatandaşlarımıza yan bakıyorsa, kim Türkiye'nin huzur ve güvenliğine, büyüklüğü, iriliği, ev yer içeride dışarıda nerede oluyorsa olsun, hukukun bize vermiş olduğu güç ona geçit yok diyorsunuz. Geçit. Tamam. Yani vatandaşın emrindeyiz. Emrindeyiz. Suç örgütlerine geçit yok. Geçit yok. Yani gayet güzel. İsterseniz başlayalım. başlayalım. Yani neye başlayacağız şimdi izleyicilerimize açıklayayım ben. Ee, şimdi ben e, değişik başlıklar var Türkiye'nin sorunları açısından. Yani bir defa terör en büyük sorunumuz. İşte o terörün bir sürü yan unsurları var. İşte suç örgütleri, organize suç örgütleri. Ondan sonra gö düzensiz göç meselemiz var. En önemli evet. konularımızdan biri. Yani bütün bu konularla ilgili bu 9 aylık bakanlık sürecinde Sayın Bakan ne yaptı, ne yapıyor? Türkiye nereye gidiyor? durumumuz nedir? Bunu anlatacak şimdi. E, kendisinden rica ediyorum. E, şurada çıkıp tamam. e, burada ekranında anlatabilirsek çok iyi olur. Bizim şöyle bir e, ahlat sopamız var. Bizim de e, <laughs> biraz orantısız oldu ama jandarma genel nedir toplarımız he? Arif Paşa'mızın bana hediye ettiği jandarma <laughs> usulü Bu, Bundan daha şık o. <laughs> yani bizim teşkilatımızın şeyi bu. Evet ama e, tabii daha yakına gelmemiz gerekiyor. O daha uzayabiliyor mu peki? Ne kadar uzuyor? Bu yani kadar bu, mı? Bunun ebatı bu kadar ama tabii lazer falan da var. Lazer yans yansıyor mu? Yansıyor. Yok. Evet. Sayın Bakan bunu alsanız anlarsanız o hadi orantsız güç kullanırsanız. Şöyle yapalım bunun günün hatırasına ben size bunu hediye edeyim. Jandarma yazıyor evet, üzerinde. Jandarma evet, genel çok yazıyor. Jandarma Genel Komutanlığı yazıyor. Jandarma Genel Komutanlığına teşekkür ediyorum evet, bu hediye için. Buradan da Arif Paşamıza söyleyelim bunun biraz daha e, e, ebatlısı lazım olduğu bu meydanda ortaya çıktı. Evet, ekran için Şimdi, gerekiyor. Şimdi niye terör diyoruz? 40 Bu yıl, bir dakika bu nedir? Bu PKK terör örgütüyle ilgili 1 Haziran 2023-25 Şubat 2024 yani bizim görev aldığımız dönemde terör örgütü PKK ile ilgili yapılanları özetliyoruz. Yani şu anda burada terör örgütü PKK'ya karşı evet. verilen mücadelede bu 9 aylık süreç içerisinde neler yapıldı? Şimdi kırsalda operasyon sayımız 17.234. Büyük çaplı 58, 342 orta çaplı 16.000. 300 16834 küçük çaplı operasyon. Peki Ü, burada şunu şey şunu söyleyeyim. 365 gün 4 mevsim devamlı operasyon yapıyoruz. Kırsal ne demek? Kırsal jandarmanın yani şehrin dışında kalan jandarmanın görev olan biliyorsunuz. Büyük kısmı kırsalda. Şehir adı üstünde şehir orada bizim polisimiz devreye Peki. giriyor. kırsalda 17234 operasyon yaptığınıza göre hala kırsalda teröristler mi var? Şimdi onu anlatacağım. Yani teröristlerin ee, bu hain PKK terörü bitirme noktasına geldiğimiz artık bilinen bir gerçek. Ama biz sayısı çok az bile olsa göz açtırmıyoruz. Durmak yok. Yani Savunma Bakanlığımız nasıl terörü kaynağında yani sınırın ötesinde pençe ve türleriyle orada devamlı duruyorsa. operasyon. Bu var. mevsimde bile duruyorsa efendim milli sibari teşkilatımız nasıl nokta atışları yapıyorsa her gün hemen hemen göğsümüz kabarıyor. Biz de İçişleri Bakanı olarak ülke içinde hem kırsalda hem şehirde hem inlerinde onların barınma sözde işte barınma merkezleri neyse yer altında mağarada her tarafta biz tarama faaliyetinde bulunuyoruz. Sağda görünmemiz lazım birazdan gelecek yaylada merada benim ee, bölge insanın rahatla, huzurla gezebilsin. Şunu mu diyorsunuz? Yani ben bu operasyonu bir şeyle yapıyorum. Hani bir tür gözetleme, durumu tespit etme bir, operasyonu. Biz şimdi şöyle e, en ufak gelen duyumu dahi biz alıyoruz. İstihbarattan, yöre halkından, oradaki elemandan vesaire. Veya telsiz kestirmelerinden. Bunların telsiz kestirme sayılarını bile not alıyoruz biz. Bana her hafta sunum yaparken ağrı paşamlar derler ki bu hafta bu dönemde telsiz kestirmesi şu, duyum şu. Bu hafta eğer teröre katılım sayısı varsa o. Her türlü detay anlatılır sonra bu işin değerlendirmesi, yorumu en sonunda da karargâhta talimatlar, kararlar verilir. Herkes işini yapar. Yani demek istediğim şey şu. Kırsalda operasyon bu, şehirde de operasyon bu. Ve hem şehirde hem kırsalda çok güçlü bir istihbarat ağımız var. Onu söyleyeyim. Bir de bu kabinemizde diğer kabinelerde var ama bu kabine diğer kabinelerden daha güçlü olan bir ayrım var. Farkındalık var. O nedir? Aramızda mükemmel bir uyum var. Milli İstihbarat İbrahim Bey, bizim İstihbarat İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığımız, masada Hakan Bey, Hariciye Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız. Yani en ufak bir bizle ilgili içeride bir duyum varsa biz hemen bununla ilgili bir araya giriyoruz. Koordinasyon. Tabii koordinasyon. Yani kırsalda bizim nereye baktığımızla ilgili veya nokta atışlarla ilgili mesela bazen bizim onlara verdiğimiz, onların bize verdiği her türlü sadece PKK değil bunların her biriyle ilgili. Dolayısıyla dışarıda içeride efendim istihbaratta ve dış işleriyle ilgili terör örgütüne biz nefes Aldırmıyoruz. Peki, toplamda hem kırsalda hem şehirde 20.521 operasyon yapmışsınız. Operasyon ne demek? Operasyon şimdi bir tim 14 kişiden oluşuyor jandarmamızda. Bir tim. Bir tim şey, işte 1 ile 14 tim arasında olduğu zaman biz ona şey diyoruz. Küçük operasyon diyoruz. Küçük çaplı operasyon. Eğer, eğer bu 14 ile 36 arasında oluyorsa tim orta operasyon. 36'dan artık iş büyüyorsa büyük operasyon diyoruz. Artık orada alınan duyum, Orada gidilecek işin büyüklüğü, küçüklüğüne göre de artık oradaki paşalarımız, komutanlarımız bunun çapını, büyüklüğünü ona göre ayarlıyor. Bu jandarma'nın işi. Bu tabii jandarma. Bu olduğu gibi jandarma. Jandarma. Bazen ortak iş yaptığımız da oluyor. Yani jandarma sahasında emniyet istihbarat licede bir bir şey buluyor. Hemen e, o oradaki jöhle yani jandarmamıza bir, bir araya geliyoruz. Özel İstihbarat i̇stihbaratı, emniyet istihbarat veriyor. Efendim jandarma onun bölgesi savcı haber veriliyor. Hemen ihalasyalar oraya diyor hava uygunsa ki çoğu zaman öyle oluyor ve bunları izliyoruz. Ve nihayetinde iş bittiği zaman biz şunu söylüyoruz. İstihbaratı veren emniyet istihbaratı ama jandarma bölgesi işi bitiren jandarma. Ee, yani bir organizasyon. Bir organizasyon. Peki ben şunu anlıyorum o zaman. Şunun anlamı biz göz açtırmıyoruz demek istiyorum. Kesinlikle. Yani 20.521 operasyon demek ben bölgede teröre göz açtırmıyorum. Biz yani. devamlı oradayız. Bugün buraya gelirken e, ki sahadaki, kırsaldaki olan e, sayımız 11 binin üzerindeydi. Bugün araziye giden, karda, kışta efendim 11 bin. Anlamadım neyin. 11 bin jandarma vardı bugün operasyonlarda. Toplam. Bugün. Bugün. 11 bin. 11 .000 bin. Dün onun yarısı kadardı. 6 bin civarındaydı. Her gün bana şey gelir. Bu, bu sayılarda istihbarat verilerine göre Tabii, mi? Tabii yani size, size, yani bazen bir iş odaklanırsınız orada e, büyük çaplı operasyon ya sayı artar. Şu etkisiz hale getirdiklerimizi paylaştığımız mesele onun öncesi devamında ve sonrasında sayı artıyor. Ama taramayı yani onların o e, bu karda bu barınma alanlarını diyoruz biz. Yani mağara, in, öbür, belki Vatandaşın birinden bize diyor ki filan yerde bir şey var diyor. Biz i̇ki gün orayı izliyoruz. Ha, öyle. Tabii öyle. tabii. Peki sonuçta? Sonuçta şu. 769 terörist etkisi hale getirildi. 60 bu operasyonların neticesinde olan e, neticeyi diyoruz 60 ölü, 589 sağ. Yakalandı. Yakalandı. Adam elini kaldırıyorsa biz, biz hukuk devletiyiz. Alıyoruz onu. Sağ. 4 yaralı. Bu 60 ölü dediğiniz çatışmaya, çatışmaya giriyor. giriyor. Çatışmaya Anladım. giriyor. 589 sağ yakalandı. Sağ yakalandı. 4'ü yaralı, 116'sı da teslim oldu. Teslim. Ben teslim oldu. Teslim, yani ben teslim, teslim dedi. oldu. Şimdi tabii burada şunu söyleyelim. En büyük gücümüz teknoloji yerli ve milli savunma sanayindeki geldiğimiz bize muazzam bir üstünlük sağladı. İHA Siha. Yani bunun e, gücü anlatılacak gibi değil. Çünkü biz bunu İçişleri Bakanlığı'nda Van bizim Asayiş Kolordu Şırnak'la birlikte bir operasyon yapıyor. Ben orada orada olduğu gibi izliyorum. Ankara'dayım. Ankara'da. Bu İHA'sıha ile. İHA'la. Her şeyi saniye saniye. Saniye saniyesini izliyorum. Görüyorsunuz ya. Yani. Görüyorum. <laughs> ne güzel bir şey ya. Ve yani istihbarat bir diyelim bir yerden duyum geldi. Diyor ki burada bir şey var. Bazen orada e, o, yani günlerce tur atıyor. Bakıyor yani. Bakıyor. Orada diyor ki bu duyum, biz, bize gelen duyumun yüzde yüz doğruymuş gibi kabul ediyoruz. Haftalık duyum e, raporu veriliyor bize. Diyor ki bu hafta 11 tane duyum geldi. Birinci duyum şu, 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 şu. Peki duyumun yanlış çıktığını da söyler mi i̇ha Hayır, Hayır, şimdi oraya gidiyor. Bir, atıyorum. Duyumla ilgili bazen çatışma oluyor. Etkisi hale getiriyoruz, alıyoruz. Bazısında bir şey çıkmıyor. Ama... Bir duyumla ilgili bir yıl peşinde olduğumuz şeyler de var. Halen de olduğumuz uzun oluyor. süreçli bunlar. Tabii. biliyorsunuz. hani istihbarat çalışması. Aynı. Şimdi e, tabi şunu söyleyelim. 2016'da 2.322 PKK eylem yapmış. 2016'da. 2016 kadar çokmuş. Geçen yıl 88 olmuş. 15 temmuz senesi bu değil mi? 2016. Evet. 2000. İki ayda. 8. Ya bunlar da yani EYP yani en ufak bu patta biz küçük şey daha yazıyoruz buraya. Bir yerde yani bu şunu gösteriyor. Eylem yapamaz hale geldi. Şu anda öyle. Te terör örgütü yani. Şu yani diyorsunuz ki siz ben e, göz açtırmıyorum. 20521 operasyon yapmışım. Sonuçta gelinen bilanço da bu. Eylem yaptı. Şimdi şimdi kırsalda sahaya iyi basıyoruz. Ambian. An. Şehirde polisimiz efendim hem istihbaratla hem kendi istihbaratımızla bütün bilgileri alıp onlar da devamlı şehirde basıyor. Bunlarla beraber olan, bunlara destek olmak durumunda olan kim varsa. Mesela burada, orada da şey var. 6123 şehirde gözaltı bu var. Bu yani 9 ayda bu kadar kişi 1255 şey tutuklu var. Tabii. 1312 adli kontrol var. Tabii burada plan, yani fizik takip, teknik takip savcılarımızın ee, izinleri dahilinde ve dolayısıyla burada da nefes saldırmıyoruz. Hiçbir şekilde durmayacağız. Peki durmayız. Şimdi ve buradaki Cumhurbaşkanımızın bir bizim motive eden bir cümlesi var. Son terörist etkisi hale gelinceye kadar durmak yok diyor. Ben e, görev tevdi ile ilgili bir e, hatıram anlatayım size. 3 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız telefon açtı. Aradı. Yani daha bakan olup olmayacağız bilmiyorduk. İstanbul'da yani, valiyken. Evet, var yani evde otururken telefon geldi aldım. Dedi ki e, direkt yani bakanlıkla ilgili hiçbir şey söylemedi. Dedi ki 21 yıldan beri bizim terör örgütleriyle amansız bir mücadelemiz var. Konuya böyle mi girdi? Direkt böyle. Hiç. <laughs> Nasılsınız? Efendim e, teşekkür ediyoruz. 21 yıldan beri PKK ile ilgili bu noktaya geldik. Bitirme noktasına geldik ama burada son terörist dağdaki eşkıya diyor. Şehir eşkıyaları. Organize suçu. Ne diyor yani son terörist? Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman rakam vermiyor. Daha önce rakam veriliyordu. Şu kadar kaldı falan diye. Cumhurbaşkanımız diyor ki, ben de rakam veriyorum cümlemin içine bakın diyor. Son terörist etkisi hale getirilinceye kadar bu hain bölücü terör örgütüne nefes aldırmayacaksınız ve bu işi bitireceksiniz. Ee, organize suç örgütleri, zehir tacirleri aynı bu şekilde ve bu düzensiz göçle ilgili. Bu çalışma çok büyük bir sorumluluk. Ee, gece gündüz demeden anadan, babadan, yardan, serden geçmiyor. Var mısın dedi. Aynen bunu söyledi. Böyle mi dedi? Böyle dedi, aynen. Ben de dedim ki biz bir ara sesim gitti. Dedim ki efendim, Allah'ın yardımı bizim üzerimizde olur. Sizin bu ilk telefonda olduğu gibi desteğiniz, yardımınız hep bakanlığımız üzerine olursa ve bir de az milletimizin hep dualar biz zor olursa biz Varız. elimizden geldiğince bu işi yapmak için gayret gösteririz. Allah bizi size mahcup etmesin dedim. Bunu da ilk defa duyuyorum ben. Anlatmadınız değil mi Anladım. hiçbir yerde? Yani enteresanmış gerçekten. Şimdi bir, e, bir, bir neydi? Bir daha orayı bir daha dinlemek isterim. Anadan yardan. Anadan, babadan, yerden, serden geçmeye var mısın? Ben <laughs> bende ses gitti. <laughs> sonra kendimi toparladım ve demek ki dedim efendim. Ama gerçekten büyük bir sorumluluk yani. sorumluluk, sorumluluk yüklüyor yani. yani i̇şte Allah'ın yardımı hep üzerimiz olsun. Cumhurbaşkanımızın e, ilk şeyde yani terör örgütleriyle ilgili, organize suç örgütleriyle ilgili, zehir tacirleriyle ilgili her zaman her zaman ne zaman bir arzımız olsa diyor devam. devam. Bana söylese ben yapamam derim ya. Ben böyle bir sorumluk alamam derim. Eee <laughs> Diyarbakır annelerimizi biliyorsunuz. Yani Hatta bugün de haberiniz vardı. Araçta gelirken gördüm. Ee, dağdan inip teröristlerin yanından e, kaçıp gelip e, teslim olan, adalete teslim olan, annesini kucaklayan, babasını kucaklayan sayı 51 oldu. Ondan Kaç oldu? 51. 51. 51. Yani 5 e, yıldan beri bu duruş var ve e, bu e, dünyada ses getiren bir duruş. Tabii biliyoruz onu. Ve e, teröre katılım 2023'te arkadaşlar bunu buraya koymamış olabilir ama onu söyleyeyim. 1984'teki yani 40 yılından beri en düşük katılım 2023'te oldu. 56. Gerçekten. Ya, Tabii tabii. Bu kayıtlarımız var bizim. Peki nasıl tespit ediyorsunuz? Şimdi bunu? o güzel istihbarattan yani e, aile kendisi müracaat ediyor. Diyor ki benim diyor şeyim kayıp. Hatta kendi söylüyor. Aa, o çocuğum. E, yani bir yandan anne yani e, o bölgenin insanı benim çocuğumu kaçırdınız. Benim çocuğum niye e, e, terörist olsun? Niye insanlara kurşun, askere kurşun sıksın? Niye zalim olsun diye feryat ederken bir bakıyor çocuğunu işte bir kız arkadaşlığı yüzünden bir yani bir şey bir şey yaparak kandırıp götürüyorlar. 15 yaşındaki çocuğu, 16. Yaş, gelip söylüyorlar. 40 yıldan beri ilk kez 2023'te 56 terör örgütüne katıldı. katılan tek tek hepsini biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Ve yani e, hem duyumlarla ilgili sayı bu işi gösteriyor. Sahada nasıl var olduğumuzu, katılan sayısını biliyoruz. Ee, şehir içerisinde yani Diyarbakır'ın kırsalında amansız mücadele ederken mahallede de çalışıyoruz. Yani oraya gönlü orada olup eylem olarak onlara destek olma noktasında lojistik yapmayla ilgili bir gayreti varsa bunların hepsini dinliyoruz, izliyoruz, teknik takip oradan o bu özgür ortamdan diyor, sen e, kusura bakma, sen e, dağdaki bu hain eşkıya ya, şey yapıyorsun, e, destek oluyorsun, alıp götürüyoruz. Yani biz nefes aldırmıyoruz PKK'ya diyorsunuz. Şimdi sayın seyirciler bu şu ana kadar Sayın Bakan PKK ile yapılan mücadele ile ilgili durumu anlattı. Hem yani rakamları verdi hem de mantalitesini ortaya koydu. Şimdi bir de FETÖ... Ve hani PKK dışı terör evet. örgütlerine bakalım. FETÖ, DAEŞ, sol terör örgütleri bunlar da durum nedir? <laughs> Mesela FETÖ konusunda ne yapıyorsunuz? FETÖ ne yapıyorsunuz? konusunda şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın zaman önce bir sözü var. FETÖ ile ilgili bataklığı kuruttuk ama sivrisineklerle uğraşıyoruz diyor. Bu Ve, sivrisineklerle uğraşmak mı bu şimdi? Yani e, şöyle söyleyeyim. Burada e, biz 4.130 operasyon yaptık. 6.260 gözaltı, 1.312 tutuklu, 1.290 adli kontrol. Biz şunu söyleyelim. MIT'le birlikte yine Hakeza, e, içeride ve dışarıda e, bunları özellikle siber vatanla bıraktıkları izleri e, çok iyi takip ediyoruz. Orda, oradan mı çıkıyor daha çok? ya yani, yani on, Onların e, dünya genelinde şu anda Olanların izlerini hep orada buluyoruz. Açık kaynaktan da bulduğumuz var ama daha çok oradan. Ve tabii hem bizim istihbaratımızın, MIT'in müthiş çalışmaları var. Burada istihbarat da var. burada. Tabii tabii. tabii FETÖ. Bunlar zaten din istihbaratçısı ve yani şu anda Google'a da sorsanız din istihbaratçısı istihbarat şey diye çıkıyor. Bunda. Örgütü diye. Örgütü diyor. diye çıkıyor. Doğru. Doğru. Niyetleri farklı. Din istismarcısı istihbarat yani kök, örgütü. Kökü dışarıda, aklı dışarıda, ipi dışarıda amiyane tabirle. Ve tam anlamıyla yani e, e, dini duyguları istismar edip anlı işte secdeye varan altın nesil denildi. İşte 15 Temmuz 2010'da ne yaptıklarını, ne, yaptıklarını, ne yaptıklarını bütün millet... Peki Sayın uydu. Bakan bu, bu örgüt, bu FETÖ denilen örgüt çok büyük darbe aldı aslında. Yani evet. işte Cumhurbaşkanı bataklığı kuruttuk diyor. Tamam. Yani bataklık kurudu sivri sivrisinekler de bitmesi lazım artık. Yani bunun tükenmesi lazım. Hala nasıl var olabiliyorlar onu anlamıyorum ben yani. Yani ee, kandırılmak pek çok konuda olabilir. Ama din istismarlığındaki kandırılma kolay çıkmıyor. Bunu kurtulamıyorlar kolay. Kurtulamıyor. Çünkü insanın en zayıf olduğu nokta inanma ile ilgili. Tabi. İnanmayla ilgili. Yani onun, onun bağımlılığı çok farklı bir şey. i̇nançla. İna, şimdi, şimdi buradakiler hep söyle din istismar. de öyle. Yani e, ben Elbap'ta e, Gaziantep valisiyken Elbap e, DAEŞ'ten sonra oraya gittiğim zaman e, bizim orada bir hastane tepesi vardı hatırlarsanız. Evet. 30 şehitimiz vardı orada. Evet. Zekai Paşa'm dedi ki ya e, boynunda bir anahtar var diyor. Cennetin anahtarı. DAEŞ militanının. Yani öyle bir geliyor ki üstümüze diyor. geliş normal bir gelişti. Ölümüne geliyor. Ölümüne geliyor. Adam diyor ki ben şimdi 5 dakika sonra cennette diyor filanla buluşacağım. Hasan Sabbah'ın fedaileri gibi. Yani bu kandırılmışlık farklı bir şey bu. Ama şunu söyleyeyim. Biz her zaman haktan yanayız. Doğrudan yanayız. 85 milyon azı milletimiz biz e, kendi inancımız belli, diğer inançlara da e, saygımız belli. Şu İstanbul bunun en güzel örneği ama din ismarcılığına zerre kal, tahammülümüz yok. FETÖ çok, gibi. çok büyük bir acı yaşadık. 250 şey verdik. FETÖ gibi. Dolayısıyla FETÖ gibi. yani. Ya bunlar bu FETÖ'yü de hani DAEŞ için din istismar diyebiliriz ama evet doğru FETÖ de dini kullanıyor ama daha çok söylediğiniz gibi bir istihbarat örgütü bu yani aslında. İstihbarat örgütü. Yani devleti ele geçirmek. Bürokraside, yani adliyede, mülkiyede, aramirliğinde. Bu motifi de din yani. Motifi din. Doğru. Motifi, motifi, motifi değil. din. Yani em, emredersiniz diyor yanınızdan çıkarken ama adamın emir zinciri farklı yer. Farklı. Yani sizi dinliyor. Her şeyi yapıyor görünüyor ama hiçbir şekilde sizinle beraber hareket etmiyor ve mahremi ettiği bir şey yok. O oraya onu e, getirene sadık olmayı hayat gayesi olarak görüyor. İmama değil orada. Ve mi hatta oradaki? tabii hatta dünyanın dünyanın sonu Ukba'da da bu şekilde ödüllendirileceğine inanmış. Zaten iş orada kopuyor. Tabii. tabii orada istismar o, dediğiniz bu zaten. İstismar değil. dediğimiz bu. O yüzden biz bununla ilgili bizim Peki, yani bizim devletimizin güvenlik konseptinde bununla ilgili mücadelede en ufak bir e, taviz yok. Taviz yok. 6260 gözaltı yüksek bir rakam mıdır? sizin açınızdan baktığınızda yani FETÖ ile ilgili 4130 operasyon. Ama şöyle söyleyeyim bakın bu adli kontrol hafif almayın. Adli kontrol. Yani gözaltı ikisini topladığımız zaman yarısı aslında şey olmuş. Yani isabetli. Isabetli. Yani biz şöyle yaparız. Birazdan organize suç örgütlerine geleceğiz. Tutuklama oranları çok yüksek. Onunla ilgili şey paylaşacağım. Yani dosyayı bunlar hep dosyalı. Yani birisi gelip de ben FETÖ'cüyüm alın beni götürün diye böyle bir şey, şey yok. Tabii. Biz buna çalışıyoruz. Yani fiziki takip, teknik takip, yine bu duyumla her şey bir duyumla başlıyor. Bir, bir de, de ihbarla başlıyor. Sayın bakanım, şöyle bir şey var. Ee, en te şeyi gizlisi, en mahremi, bulunması en zor olan örgüt fetö olması gerek herhalde. Yani. Allah bize yardım ediyor. <gülüyor> <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Yani bunlarda kayıt ve kendilerine hizmet eden kendilerinden olan ve kendilerinden olmayan kamudaki zaten kamu şeyi var bunlarda Devlet sözüm ona ele geçirmek için bunların hepsini öyle kodlamışlar ki zaman zaman bir şey bulduğumuz zaman bunun şifreleri efendim kırıldığı zaman şöyle bir şey oluyor geriye dönüp bakıyoruz bugüne kadar atılanlarla ilgili olan şeyleri baktığımız zaman diyoruz ki Allah hamdolsun doğru iş yapmışız sağlamasını oradan çıkartıyoruz. Oradan yapıyoruz. Dolayısıyla ben size şunu söyleyeyim. Bu hiçbir zaman e volümü gittikçe düşecek aynı PKK'ya 40 senede getirdiğimiz nokta gibi. Bunda da öyle. Bunlarda hiçbir özgüven falan kalmadı. Yaptıklar tek şey çevrim içi dünyadan e, her zaman olduğu gibi bozgunculuk yapmak, fitne çıkarmak. Bunu mu yapabiliyorlar? Şu ama? anda yaptıkları tek şey bu. Biz onu engellemeye ve ve tabii onu engellemeye çalışıp ve buradan topluma nifak sokmak. Yani şu anda şeyleri bu. Eee bu yani. Moddaları bu yani. Nifak sokalım. Aynen. Yani kendilerine, yani e, karşı geldikleri kişiyi itibar suikastçı yapmak. Bunu iyi becerirler. Hakaret etmek. Çok. Küçük göstermek. Kasetçilik, masetçilik. Kaset, ya, o, Bunlar da vardır o işler hep. Peki, DAEŞ, ben mesela şu DAEŞ operasyonlarını izlerken hep kafamda şöyle bir şey var. Ya bu adamların bizim ülkemizde ne işi var? 1210 operasyon, 2500 gözaltı. Bunlar da bir... E, yabancı mihrak mı bunları Türkiye'ye sokuyor, faaliyet yapmalarını sağlıyor? Yani nasıl bir durum var DEAŞ açısından? Dünyada DEAŞ'la mücadeleyi yiğitçe, cesaretle ve sözüyle icraatı tek olarak yapan kim var? Sadece Türkiye yaptı bunu. Ne yaptık biz? Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi var. Teröristten... Kurdurmayacağız. kurdurmayacağız. Hatta teröristten adacıkları kurdurmayacağız. Sınırımızda bir teröristten kurdurmayacağız. kurdurmayacağız. Teröristten adacık. Biz 15 Temmuz 2016'dan 41 gün sonra biz Fırat Kalkan harekatı yaptık. Bunları yaptık. Hani Amerika'nın etrafındaki bir sürü efendim bir araya gelen ülkeler ile mücadele ediyordu. Onların da ne yaptıklarını gördük sınır ötesinde. Barış Pınarı, Zeytin Dalı'ndan sonra. Yani DEAŞ'ın ben şu Trump'ın yakın zamanda söylediği sizde bütün dünya duydu. Bunu dedi Obama kurdurdu. Evet. Ve dedi ne amaçlı kurduğunu herkes gördü. Ve bundan da ne kadar para harcadığımız e, Amerikan halkı adam bunları söyledi. Söyledi. Bunların hepsini tekrar ediyorum. Bunların tamamını hepsi asimetrik savaşın kullanılan bir şey. Unsurları, Unsur, aparatları. Aparatları. Tek şeyleri var. Türkiye'nin huzurunu bozmak. Türkiye'nin büyük ve güçlü Türkiye olmasını engellemek. Bunlar yabancı mı? Hepsi. Yani DHA DH için DH'de yerli de var var mı yerli yani? var az dosya var yabancı da var şey de var yani e, diyorum ya boynuna anahtar takıp da birazdan cennete gideceğim diye bir inanç motivasyonuna girmiş olan birinin ay robot olmuş robot zaten robot yani o anahtar cennetin anahtarı cennetin anahtarı diyor öleceğim cennete gideceğim öleceğim cennete gideceğim diyor yani şimdi bu e, kendini patlatıyor itikat bozukluğu Şimdi biz bununla e, hem mücadele ediyoruz ama fikri olarak da işte bütün Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversitelerimiz, STK'larımız, e, efendim kanaat önderleri, bilim insanlarımız ya arkadaş ya bir şey inan ama böyle inanma yani. Ama hem DAEŞ için geçerli o hem FETÖ için geçerli. Hepsine bunlarla zihniyet mücadelesi de yapmak lazım dediğiniz doğru. Peki e, DAEŞ'in faaliyetleri bu operasyonlarla birlikte Türkiye'de kontrol altına alınmıştır azalmıştır diyebilir misiniz şimdi e, birazdan bundan sonraki slide'da e, onu söyleyecektim aslında e, kendini e, halen var olduğunu göstermeye çalışan bir Örgüt örgüt bu. DH. DH. Efendim. İşte DH Kpc ile diğer işte MLK bunlar da böyle. Yani sansansörel eylem yapıp aslında var olduğunu gösterme mücadelesinde olan ama gerçek güçleri kalmamış e, örgütler. Yani sol yani, örgütler de öyle yok. midir? Onlar da öyle. Yani bu... sayıları oldukça azalmış, belirli yerlerde duran ama biz devamlı bunları izliyoruz, takip ediyoruz. Her türlü şeyden. Hayır engellemek, önlemek için gayret gösteriyoruz. Bunları ee, En son işte bu DEAŞ birazdan göreceğiz onu da kilise şeyi yaptı. Hani bunlar yaptılar. Santa Maria Kilisesi Sarıyer'de evet e, pazar aynı sırasında maalesef orada bir vatandaşımızı e, katlettiler. DEAŞ. DEAŞ. Sansasyonel evet. eylem. Orada şöyle yani ben olay bir pazar günüydü. işte pazar ayininde bir 4-5 dakika olmadı. Emniyet müdürümüz bana bilgi verdi. Ben hemen Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettim. Efendim durum bu. İlk etapta tabii biz e, e, yapılış tarzıyla ilgili e, hisselerimiz olsa bile kamuoyuna e, bunu bir terör şeyi olduğunu söylemedik. Eylem olduğunu söylemedik. İlk paylaşımda. Çünkü bilmiyorum da. Hemen e, uçakla şeye gittik. E, Cumhurbaşkanımız Di aradı dediniz. Cumhurbaşkanımıza ben aradım. Bilgi arz ettim. Dedim efendim maalesef bu pazar günü Sarıyer'de San, Santa Maria Kilisesi'nde bir şey var. Eylem oldu. Terör eylemi olduğunu anladınız mı siz? Ya bize emniyetin ilk hislerini bu, bu şekilde ama onlar da oraya daha ulaşmadılar. Daha duydular beni aradılar. Ben uçağa bindim, gittim. Orada valimiz, emniyetimiz hem oradaki e, rahiplere bas sağlığı geçmiş olsun. Orayı gezdik ve hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ama tabii Cumhurbaşkanımıza tabii an, be an bilgi verdik, arz ettik. Ve Cumhurbaşkanımızın da o gün e, e, yanılmıyorsam İzmirli bir aday tanıtımıyla e, tanıtımı ile ilgili program varken uçakta hem geçmiş olsun e, taziye hem de 24 saat içerisinde biz bunu aydınlatırız sözünü duyduk. Ve biz hemen arkadaşlarımız zaten o basın açıklamasından sonra kilise çıkışında e, dedik arkadaşlar Cumhurbaşkanımız 24 saat dedi. Biz bunun yarısından önce bunu aydınlatmamız lazım. Bir görüntü araç bir araç var şu görüntüde vardı galiba. Tabii, onlar oradaki kamera görüntüsü. Biz işte e, MOVES'e yani Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin ne derece önemli olduğunun bir işareti. Ha, o araçtan yola. Her şey olarak. oradan başladı. Değil mi? Evet, evet. O, o yani. araçtan başladık. Bu aracın sahibi kimden başladık? O eve gittik. O bizi peş peşe peş peşe peş peşe peş 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 40'a yakın eve götürdü. Ve en son Başakşehir'de biz şey aldık. 10. Saat. 10. saatte. 10. saat 10. 10. 10. 10. 10. saatte. Çözüldü mü bu olay? Tamamen. Tamamen çözüldü. Deaş mı bu? Deaş. Yüzde yüz Deaş. Amaçları ne yani? Ne diyor adamlar yani? Yani bu, bunların e, aynı, şey, e, sansasyonel yani ben gideceğim e, işte kendi inancından olmayan bir e, kilisede e, zarar vereceğim. İstanbul'da bunu yapacağım. Dış mihrak var mı burada? Nasıl? Dış Dış parmak. Artık şu anda şeye girdi yani burada biliyorsunuz 27 tutuklama var 9 adli kontrol var 26 o evlerden çıkıp da şeylerine göre mahkemenin değerlendirmesi 26 idari gözetim var. Biz e, takip ediyoruz yani bunun devamıyla ilgili daha e, bir olay ilk birinci duruşmadan sonra bizim nazarımızda tamamen bitmiş falan değil takip ediyoruz ama hala takibinizde takibimizde her, her zaman takibimizde. Ve biz e, İstanbul'umuzla ilgili benim de valilik yaptığım bu şehirde yani yan yana üç ibadet yerinin komşu olduğu, ihatalarının komşu olduğu ve ta ecdadımız Fatih Sultan Mehmet'ten beri e, inançlarını özgürce yaşayan ve Sayın Cumhurbaşkanımız Bakırköy, Yeşilköy'de biliyorsunuz Süleyman'ın e, temel atmasında bulunduğu yerin e, açılışında ben de vardım. Biz bütün dinlere nasıl e, saygı gösterdiğimizi, nasıl bir özgürlük ortamında bizimle beraber vatandaşlık hukuklarını yaşadıklarını göstermemiz açısından dünyada böyle bir örnek yok. Bu ona yapılmış bir zaten saldırı. Aynen. Bu ona yönelik ona bir tehdit. Yani. Ve bu tabii e, yani bunlara e, bu talimatı kim veriyorsa buradaki bu huzur iklimini, burada inançlara saygı iklimini, burada yan yana esnaf birbirine efendim Ramazan'da iftarlık veren bir Hristiyan vatandaşımız da var. Süryani vatandaşımız var. Müslüman vatandaşlar. Beraber iftar sofrasında birbirlerine davet eden vatandaşlarımız var. Bu ona yapılmış bir. E bu araba değil mi? Evet. Bu Her, Her şey, şey bununla başladı. Bununla başladı. Bununla başladı. Evet. E biz de ekranda Ve bunu anlatırken biz bu arabayla başladık. En son İstanbul'la ilgili anlatacağım şey. İstanbul'la ilgili. Ama burada bir parantez açalım. Artık büyük metropollerde e güvenlik hizmet sunumu sadece ve sadece polisin sayısının niteliğinin çok olması ve görünür olmasından ibaret değil. Önce görecek. Görecek. teknoloji kullanacak. Bizim ile mücadelede kırsalda o zor coğrafyada nasıl İHSA bize bir üstünlük verdiyse MOBES'e yani Kent Güvenlik yönetim Sistemi şehir hayatında inanılmaz üstünlük tabii. Peki o konuda e, yeterli mi İstanbul'da? 16. İşte birazdan. Var onun da şeyleri. Peki devam edelim o zaman. Şimdi bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Biz sonuçta hani bir terör olayı meydana geldiği zaman e, ya diyoruz nasıl oldu, ne oldu filan. Bir de bizim bilmediğimiz, görmediğimiz bir taraf var. Sizin engellenenler. Ha e, Şimdi kim bilir diyoruz neler engellendi. Onları evet. bilmiyoruz. Bakalım bir gelsin, mı? Bakalım. gelsin bakalım. Gelsin bakalım. Evet. Engellenen terör eylemleri. Yine aynı dönemde bizim dönemimizde 9 ayda e, 91 91'i bombalı eylem olmak üzere bir, bir toplam 91 tane evet. hepsi kayıtlanmış. Bir, bir dakika nasıl bir yani adam düzeneklerini hazırlamış ve siz o bomba patlatacak yani onu yakalamışsınız. O demek mi? Evet. O? Toplam 125 terör eylemi. Bunun menşeyi 105'i PKK, PKK, DH ikisi sol ve tabi, 18 DH. Tabii bunlar bun, bunları bizim kahraman arkadaşlarımız jandarma, polisim bunlar engellediği. Ben hepsine Allah ayaklarına taş yedirmesin diyorum. Ama çok önemli bence. Yani şu 3 Bir Ekim İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binamıza yapılan bir saldırı girişimi var. Biliyorsunuz iki terörist orada etkisiz hale getirildi. 28 Ocak az önce konuştuğumuz Santa Maria Kilisesi iki terörist 10 saat içerisinde yakalandı. Ona lojistik yapan, yardımcı olanlar o evlerden çıkıp da hep mahkemenin verdiği işte 26 tutuklama adli kontrol var ve en son DHKPC'nin eee Ağrı'da, Çağlayan, Çağlayan Adliyesi onlar da bizim İlk. kahraman polislerimiz. Evet yani. Hale şöyle oluyor. Hiçbir faili meçhul kalmıyor. E, mutlaka yakalanıyor. O anlamda diyor. 13 Kasım 2022 İstiklal Caddesi bir iş yerinin önünde 46 saniye oturan bir hain terörist. Oradan ne oldu? 5 vatandaşımız 81 yaralı. Menfur saldırı. Lanetliyoruz. Şimdi onu da 13 saat sonra yakalandı o, o kadın Herden değil başladı. mi? Her şey o iş yerinin önündeki kameradan başladı. Biz onu aldık. Mobese'deki yazılım sistemine dedik ki bunu en son nerede gördün? Bu elbiseyi en son nerede gördün? Biz oradayken Zafer Müdürüm geldi kulağıma eğildi. Dedi bana izin verir misiniz sayın? Hayır dedim ben. Şey valim ee, Esenler'de şu anda taksit edin Hemen hemen. Ve... Biz bir yerde bir görüntü aldığımız zaman orada hemen alanı daralta, 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 daralta diğer kamera görüntüleri ve bilgilerle beraber bu işi çözüyoruz. En önemli unsur görüntü diyoruz. Görüntü. Mobese. Tabii. yani onu işlemek alet işleyecek, el öğrenecek meselesi var ama yani orada şey görmek çok önemli. Geriye doğru giderek Tabii. falan bir türü kim bilir biz bazen konuşuyoruz bizim Nihat Ulu da bu işleri çok iyi bilir. İşte şu kadar saat video izlendi. Nihat Bey diyorsa doğrudur. De 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 <laughs> de. Nihat, Nihat, Nihat. Nihat Bey'i seviyoruz. Çünkü Nihat Bey bizim arkadaşlarımız bazen bizim bir e, X paylaşımında, efendim bir normal konvansiyonel medyada paylaşımımızda özel haber olarak toplum bunu daha içselleştirilsin. Yani bunun arkasında öyle bir emek var ki siz e, 40 saniyelik bir haber veriyorsunuz. Adamlar ona 8 ay uğraşmışlar. Tabii Tabii. Veya 13 saat diyoruz ama sor bakalım bizim İstanbul Emniyeti'nde. o 13 saati nasıl yaşadı? O izlemeler değil mi? O büyük stres. Yani, o orada aynen 3000 kişi çalışıyor. Herkes o işe odaklanıyor. Çok önemli. Bir yandan şehri korumaya, önlemeye, suçları yakalamaya devam ederken ama bir yandan da o işi çünkü vatandaş bizden bir, bir, bir şunu tut, yapmak çok önemli. Eğer şu performans 10 saat, 13 saat e, hem güven diyor ki bizim emniyetimiz yandarım yakalarlarını oluyor. Ben de şunu söylüyorum arkadaşlarıma. Her birinize minnettarız. Milletimizin desteği, duası ama Allah bizi gördüğümüzün altına indirmesin. Daha iyi olmak zorundayız. Daha iyi. Daha iyi olmak. Daha olur. iyisi şu. Bunları gerçekleşmeden hani nasıl şurada 91'ini yakalamışsınız? 125'te 3. Ha 125 eylemi engellemişsiniz. 3. 3 ve bunların da akıbeti belli. Tamam, ona bir şey demiyorum. Ben ideal olan, ideal hiç, hiç olmaz, sıfır, sıfır olmaz. Yani olması. buradaki güvenlik konseptinde olmaz gereken şu, olmadan önlemek. Yani evden hırsızlıkta da böyle, terör de böyle. Tabii. Yani o, e, bir suç örgütünün oluşmasını önlemek de böyle, efendim. E, motosiklet hırsız da böyle. Ya ideal hedef sıfırdır, sıfır. Ama çalışma buna yöneliktir, mücadele buna yöneliktir. Ama yani bazen öyle şey oluyor ki yani biz sadece Türkiye'nin haberlerini izlemiyoruz. Dünyadaki gelişmiş efendim bütün ülkelerin de haberlerini izliyoruz. Oralarda da oluyor. Biz olur. onlardan daha iyiyiz Onu da söyleyeyim. Bizim, evet. bizim istihbaratımızda, kararlılığımızda, takım ruhumuzda, cesaretimizde, kahramanlığımızda kıyas kabul etmez. Yap zaten düşünün yani ben şimdi düşünüyorum. 91 tane bombalı eylem yapılacak. Bunun Allah korusun dördü beşi Gerçekleşmiş olsaydı yaşayacağımız büyük bir travma olurdu yani bu. O, ya, o açıdan yani şurayı çok önemsemek lazım. 91'i bombalı eylem olmak üzere 125 terör eylemi engellenmiştir. Bu çok önemli bir veri yani bunun üzerinde durmamız lazım. Polisimize, jandarmamıza, bu konuda emeği geçen herkese teşekkür etmemiz lazım. Evet, yani. Biz de aynı şekilde benim İçişleri ailemdeki 600 bin... Mesai arkadaşlarımızın her biriyle ben iftihar ediyorum. Şimdi bir terörün bir de bunların bir finansmanı var. Ona da bir bakalım, bakalım. isterseniz. Şimdi bu, bu şu önce şunu sorayım. Terörizmin finansmanını niye ayrı değerlendiriyorsunuz? Ne demek bu? Bu dünya bunlar ilgileniyor. Biz de bunlarla ilgileniyoruz. Çünkü para olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Bunlar için de geçerli. Yani e, terörde para paraya ihtiyaç Paraya ihtiyacı var ve zaten bunu hep gayrimeşru şekilde temin ediyor yaptığı uyuşturucu, kaçakçılık veya işte zorla insanlardan para toplamak gibi. Yani burada e, 170 operasyonda gözaltı tutuklu rakamlarını ekranda... E, 998 gözaltı, 145 evet, tutuklu. 25 milyon 174 bin lira bunların tutarı ele geçirilmiştir. Bu e, menşe olarak DH'ın, FETÖ'nün, PKK'nın ve sol... Ha, da, bunlar da onların paraları. Evet yani... 15... Biz DH'a e, finansman olacak bir gözaltıda bu kadar tamam. rakam bulmuşuz. Anladım. 15 milyon DH'nin e, parası 7.8 milyon FETÖ 2.2 PKK KCK 70, 70 bin sol. sol. Böyle bir evet. hani finansman işine de bakıyorsunuz. Çok hassasız bu noktada. Çünkü bu rakam e, e, dünya bununla ilgileniyor. Yani Tabii bunu kesmeden Terörü bitiremez. Yani bize diyorlar ki siz terörün ile ilgili hizmetleriniz nedir? Düzen olarak ben bunu paylaşıyorum. Ha, dünya standartlarında da buna bakılır. Bakılıyor. Tamam bunu. anladım. Bunu o evet. açıdan önemsiyorsunuz. Gelelim yeni şey neydi? Bir başka evet. konuya geçeceğiz şimdi. Organize, ha, şimdi organize, en önemli başlıklardan biri organize suç suçlar, organize suç örgütleri bu konuda. Ya bir şey soracağım şurada <laughs> fotoğraf var. Ee, bu Baron, bu Barona bu bu e, çöktü. Niye çöktürtüyorlar şimdi, böyle? Bu çöktürme yani adamı almışız. Önce e, yerde üzeri aralmış, kelepçelermiş. Tuhaf bir görüntü değil diyorsunuz yani. Bu gayet normal bir görüntü. Yani bizim Be, hayır şunu burada ben insan haklarına aykırı bir Hiç durum bir şey... var. Yok. Ben öyle bir şey demiyorum sembolik bir tarafı var mı bunun? Yani sen devlete meydan okudun, işte Şimdi, vatandaşa meydan okudun çök bakalım mı diyor yani polis? Hemen anlatayım. Şimdi az önce söylemiştim. Sayın Cumhurbaşkanımız şehir eşkıyalarına geçit veremeyiz. Biz de özellikle göreve başladığımdan beri suç işlemekte kibirlenenler diyoruz. Onlar kendilerinde öyle bir güç vehme diyorlar ki tek bir niyetleri var bir yere gel yani bu işin kurulma para. Tattıklar tek şey para. Para. Para nereden gelirse gelsin. Hangi yolla gelirse? Nereden yani? gelirse gelsin ve bunu yaparken bu paranın da vermiş olduğu güç ve suç işlemekteki cesaretleri bunlara ayrı bir kibir katıyor. Kibir katıyor. Biz hiçbir şey olmaz. Her yerde biz işimizi hallederiz demeye başlıyorlar. O zaman bu kibiri yıkan bir sembolizm. Evet. Bu yani sizden daha büyük devlet var, sizden daha büyük millet var ve kanun var. Kolluk var. Onun aziz milletimizin az önceki ifadelerimizin tezahürü, polis var, jandarma var, adliye var, savcı var, hakim var demek. Bu şekilde oturuyor ve böyle resim veriyor. <laughs> tamam. Abi çok gayet güzel Aa, anlattınız. Çok teşekkürler. Ve yani e, bu bizim insani duruşumuz açısından da gayet iyi. Yani. Diğer ekranlarda gördüğümüz polislerin e, muamelesi, davranışı alır kemine bizde hiç böyle bir şey olmaz. Nefesini kesiyorlar adamın ya. Yani. Yok. Yok. Biz biz Sadece bu şekilde resim çektiriyoruz. Amerika'da öldürdüler ya adamı yani. Şimdi organize suç örgütleri, yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası hiçbiri umurumuza değil. Şunu söylüyorum ben valilerime, toplantılarımızda, BKS'de, bir araya gelişlerimizde, müstakil konuştuğumuzda, emniyetime, jandarmama, istihbaratımıza hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki vatandaşımız bunlardan nefret ediyor. İster 3 kişi 4 kişi olsun ister çok daha büyük olsun. İster ismi çok popüler olsun ister popüler olmasın. Bunlardan nefret ediyor. Diyor ki ben nasıl kurallara uyuyorsam. Ben nasıl herkes gördüğüm zaman aynı ses tonuyla nezaketli davranıyorum ki onlar da bana aynı şekilde davransın. Niye ben birinden çekileyim ki? Ben bütün evraklarım iyiyken polis durduğu zaman bile hiçbir zaman çekilmiyor. İyi günler memuruma evraklarımı veriyorum. Vergimi veriyorum yurttaşlık hakların, vatandaş hakların hepsini ben yerine getiriyorum. Niye ben bundan çekileyim? Niye bana şekil yapılsın? Devletten, yani polisten, e, jandarmadan, yani içişleri ailesinden ve adaletten diyor ki bunların nefesini kes kardeşim. Ben niye bunlardan korkuyorum? Ben kimseden korkmak istemiyorum. Vatandaşın yaşa, talebi bu. Tabii ben, ben de valilerime şunu söylüyorum. Diyorum ki sokakta iki kişinin bildiğini bu şehirde. Böyle bir teşkilat, örgüt var. Eğer bununla ilgili bizdeki bu güçle siz senin koordinasyonunda bas savcımızla beraber emniyetimiz, jandarmamız oturacak, bakacak, bilgileri toplayacak, bas savcıya diyecek ki efendim böyle bir durum var. Müsaade ederseniz biz buradan fiziki takip, teknik takip destur istiyoruz. Ben de bütün savcılarıma teşekkür ediyorum. Çünkü hem Yılmaz Bey'le Adalet Bakanımızla da görüşüyoruz. Yani hep beraber biz zaten Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanı ikiz kardeş. Tabii. Birbirimiz için varız biz. Tabii. Dolayısıyla bununla ilgili plan, proje sayıları yani fizik takip, teknik takip öyle bir arttı ki ben şunu söylüyorum. Halen buna rağmen var olan bir şeyi e, süre verdim ben onlara. Bu süre içerisinde halen bismillah demiyorsanız bunun makul mantıklı bir sebebini bana anlatmazsanız ben de bunun hesabını sorarım size. Polislere mi diyorsunuz? Valimize de söylüyorum. Valiye Emniyet müdürüne, jandarmaya da söylüyorum, Karargahta genel müdüre de söylüyorum, genel yani da söylüyorum. Siz şunu diyorsunuz? Kardeşim ben iki kişi, üç kişi, 5 kişi, 10 kişi popüler, popüler değil. Hiç güçlü, umurumuzda üçsüz. değil. İstemiyorum organize bir suç ya örgütü istek görmek istemiyorum. istemiyorum demeye bile hakkım yok. Yani bunun olması şu yuvukundan beter Tabii, bir şey. Olamaz ya. Yani. Böyle bir şey olamaz. Göz göz e, açtırmayacaksınız. Yani, yani bizim yasalarımız sadece garip kuraya mı uygulanacak? Böyle bir şey olabilir mi? Bu benim için de geçerli. Ceza hepimize geçerli. Ya e bu diyor ki bana kimse dokunamaz. Sen kimsin? Tabii bu meydan okuyor devlet. Hayır hayır o yüzden diyorum hayır, bu kibir nereden geliyor? İşte silahtan, adam toplamış. O, o yüzden şöyle yapıyoruz. Kibrin kaynağı paraysa Masak şimdi Maliye Bakanıma buradan huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hazine ve Masak öyle bir performans gösteriyor ki yani bunun evet fiziki takip, teknik takip, dinleme, izleme, belgeler falan derken bir yandan da sığın altındaki para hareketlerini, akışlarını. Bunlara baktığınız zaman hepsi bir araya geldiği zaman bir gün sabahleyin bizim tweet haline geliyor. Masak da sizinle o zaman hep berabersiniz. Beraber. Maliye hazine, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı biz hep beraber çalışıyoruz. Bir ara fenomenler vardı. Evet. Neredeler şimdi? Hapisteler. <laughs> yani lüks arabalara da sizi kayır koydunuz, e, aldınız emniyete aldınız. O bir sembol. Onu anlatacağım birazdan. Yani oradaki söylemek istediğim şey şu. Yani ee, bu e, fenomenlerle ilgili bizim değerlerimizde, yani e, hangi şehir doğrusu olsun, yani o şehrin e, insanların kabul edebileceği bir görüntü, esantene var mıydı o görüntülerde? Yoktu ama onların esas suçu görüntü değildi. Hani esas mali girdikleri işler falan hani esas sizin ama, yaptığınız... Ama şimdi öyle bir hale geldi ki masak yani mali hazine, iç işleri, siber daire efendim ve Adalet Bakanlığı üçümüz öyle bir noktaya getirdi ki bunu şu anda hadi bir paylaşım yapsınlar da görelim. Yani bir hafta on gün sürer orada. Sayın Bakan, o bu konularla ilgili daha konuşacağız bu organize suç örgütleriyle ilgili. Çünkü o kadar çoklar ki ya insan bir de şunu diyor. Bunlar ne ara bu ülkeye bu kadar sirayet etmişler? Hani o soru da var kafamda. Hepsini konuşacağız. Bir ara soluklanalım mı? Dur, tamam. Reklam arası verelim. Tamam teşekkür ediyoruz. Tamamdır. Şimdi organize suçlar, organize suç örgütleriyle mücadele konusundaki rakamları açıklayacak Sayın e, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. E, şey demiştik hani bir ara sohbet ederken programın son bölümünde fenomenleri açtınız, o konuyu açtınız. Fenomenlerle ilgili asıl mesele şu. Vatandaş o görüntüleri görüp de rahatsız olunca diyor ki bunların kazançları diyor yani bu kazanç kolay bir kazanç ki diyor, bir değerlendirme yapıyor. Bu şekilde bizim e, çok da hoşnut olmadığımız şekilde şov yapılıyor diyor. Aynen bunu söylüyor. Değer, bize de evet. gelen yorumlar da bu şekilde. Malum değirmenin suyu nereden geliyor? Aynen. Hani. Vatandaş onu söylüyor. E, Masak da doğru diyor. Bu değirmenin suyu benle merak ettim diyor. İnceliyor, bakıyor ve daha sonra savcının yanına gidiyor. Ve bir, bir ara bakanlığın açıklaması da vardı. Biz bu fenomenlerle ilgili tüm e, kayıtlı mı kayıt dışı mı bu gelirin akışı bunu bakıyoruz diyor. Dolayısıyla o olaydan sonra ve Siber Daire içişleri Siber Daire ve e, MASAK savcılığın işbirliği o görüntüleri artık görünmez hale getirdi. Öyle bir e, har vurup parman savuran, görgüsüzce, şımarıkça e, para harcayan tipleri artık görmüyoruz. Yani yani görmüyoruz. Ee, bunların en büyük çekindikleri e, mali akışının inceliğinin olmasını. Masak. Evet masak. Ee, bunu seslendirilmek ve bunun üzerine samimiyetle gitmek, cesaretle gitmek, kararlılıkla gitmek. Hükümet bu kararlılığı gösterdi. Şimdi gelelim organize suç örgütlerine. Evet. E, 1024 operasyon yapılmış bu 9 aylık süreç içerisinde. 378 organize suç çetesi çökertilmiş. Evet burada da kırılımı var. Bakın kom, kaçakçılık organize 252, narkotik olan 109. Ya uyuşturucu. Evet, siber olan 17. 17 toplam 378 suç ulusal, örgütü. uluslararası bölgesel diye burada dağılım var. Ama burada şunu demin bu tutuklamalarla ilgili bir şey söylemişsiniz ya. Yüksek şimdi, burada. Şu manzaraya bakar mısınız? Bakın 6903, 2416 tutuklu. 1423 adli kontrol 378. Tam da kapanışta bir şey söylemiştim. Arkadaşlarımıza diyoruz ki fiziki teknik takip dosya öyle güçlü olacak ki boşaltmayacağız. Bu onu gösteriyor. Yani şu siz 6903 kişiyi gözaltına alıyorsunuz. Bunun isabet oranı o kadar yüksek ki yani, yani ikisini bakın, topladığınız zaman 4000 yapıyor. 4000 yapıyor yani evet. 4 bu çok büyük bir oran. Yani daha önceki rakamlarla kıyasladığımız zaman yani siz dosya yaparsınız, dosya yaparsınız. Burada bu boş değil yani. Bu boş değil. Burada en son işte Bursa, Yalova ve Şanlıurfa da oldu. Ben savcılarımıza da teşekkür telefon açıyorum. Ne güzel. Fırsat buldukça. Çünkü ortak çalışıyoruz. Ortak yani beraberiz dedim ya işte adliye içişleri içişleri adliye biz birlikte varız ya. Yani huzur, adalet. Ee, Burada vermek istediğim şey şu. Tabi ee, tabii dosyayı böyle nakış işler gibi fiziki takip, teknik takip, belgelendirmek, olayın para boyutu varsa masakla beraber koordineli yürümek, beraber gitmek, her seferinde savcının efendim orada koordinasyonu, valinin orada koordinasyonu, cesaretle kararlılıkla ilgili hükümet duruşuyla ilgili hiçbir sorun yok. Zaten biz onu istiyoruz. Biz talimat veriyoruz. Bu iş bitecek. Bitmek zorunda. Yani buralarda en önemli Ve, konu şudur. Böyle bir takım suç örgütlerine ayrıcalıklar tanınır. Hani bu suç örgütleriyle mücadeledeki en büyük problem odur. Telefonlar açılır aman ona dokunma şuna dokunma. Bu konuda sizin Benim takdir edilecek tarafınız hiç böyle bir ayrım yapmıyorsunuz. Bakın valilerime, emniyet, jandarma, arkadaşlarıma ben şunu söylüyorum. Durmayın. Çünkü cumhurbaşkanımız bana öyle talimat veriyor. Durma. Hatta bir, ben e, arz ediyorum şimdi bir meseleyle ilgili diyelim bir operasyon yapacağız. Eee Suç örgütü. Ha hafızam eğer beni yanıltmıyorsa kafes 18 olması lazım. Kafes 18. Ee, 37 ilde 39 işte yerel bölgesel daha küçük ölçekli bir operasyon kom organizasyonunda emniyet genel müdürlüğü isbat birlikte kom. Telefon açıp bilgi az ediyorum Cumhurbaşkanı. Dedim sen Cumhurbaşkanı. Allah izin verirse yarın sabahleyin şafak fakti bu 37 ilde daha bunlar küçük ölçekli yerel bölgesel Hemen dedi, araya girdi Cumhurbaşkanı dedi ki, Ali Bey, Allah böyle işlere izin verir. Zaten veriyor. Allah'ın izni diyorsun, Allah izin verdi, verir. Devam. Ha ona diyor, Allah Allah. Ya, ben hani konuşma, <laughs> Allah'ın izni sabahleyin efendim. Yapacağız. 39 ha, de, Allah yapacağız. Bir dakika dedi, buyurun efendim. Ben. Allah böyle dedi, insanların hoşunda olmadığı kanun dışında izin verdi, verdi, verdi. veriyor. Devam, devam. Devam. Ben de efendim emriniz olur. Kapat. En önemli konusu, şey bu. Oradaki kararlı duruş. E, ertesi gün o operasyonlar yapıldı. 300'e yakın gözaltı. Büyük bir iş. Bütün şeyde. Tabii 6 ay, 4 ay, 3 ay, bazen de 1 ay. Bir çalışma var, bir emek var. Çok. Ve bunun toplumda karşılığı çok büyük. Çünkü insanlar, şimdi, şimdi, ya kim ister organize suçu. Şimdi bunun, bunun böyle oturulduğunu gören hiç kimse buraya gelmiyor. Ha şu şu fotoğrafı gör. Tabii. Bunu bunu biz bir de bunu iç Baron içi, Baron çökertilmiş. Bunu, içi İçişleri Bakanı olarak Sabayla ben kendi kişiselden veriyorum. Ve Nihat Bey elini aldığı zaman baştan sona onu okuduğu zaman ilave ek bir bilgiye ihtiyacı yok. Doğru. Yok. Ya yani şeffafsınız siz yani. Ya, e, biz yani yurt dışından muhataplarımız geldiği zaman ya bir şey yaptığımız zaman diyor ki biz sizin seni takip ediyoruz. Yani biz ya, takdir ediyoruz yani bu şeyleri izliyoruz. Dolayısıyla yakalanan baronların bir kısmı uluslararası, uluslararası. nitelikte. Yani adam İsviçre'de, şurada, Almanya'da. Bu Comanchero'nun yaptığı şey şu. Bu Comanchero mu? Evet Comanchero'nun üyelerinden birisi. Bunlar yaptığı şey şu. Güney Amerika'dan kokain alıyor. Bunlar Hollanda, Avustralya, Hong Kong'a götürüyor. Türkiye'de ne arıyor peki bu adam? Türkiye'ye gelmiş. Burada. Burada sözüm ona hiçbir suçu falan yok. Yani şeyde bizim şeylerimize bakıyoruz. Organizasyonu yaparken burada yaşıyor. Peki o uluslararası bağımız yok mu yani bu adamın Var. Suç... Interpol, Interpol, aracı. Bize geldiği zaman Interpol kaydı yok. Ama biz bunu gördüğümüz andan itibaren diyoruz ki hemen mesela Interpol daire başkanlığımız var bizim. Interpol ile devamlı ekran üzerinde bir şey düştüğü zaman bu bizim Türkiye'ye girmiş mi? Gir, yani bunlara bakıyoruz. Buradaysa adam girdiği zaman veya sahte pasaportla geliyor. Bunlar içerisinde sahte pasaportla gelen de var. Yani adam öyle bir sahte pasaport yapmış ki geldi ülkeden. Biz bunu bilemiyoruz. Ama daha sonra birini onu plan proje yapışmayınca şey o zaman siz uluslararası polis teşkilatıyla da bir takım Tabii ortak. Tabii Av Av Avustralya buraya teşekküre geldi. Bunun Çünkü bu örgütün çökertilmesi onların da işine gelen bir şey. Cesaretle ilgili İstanbul Emniyetine Özel Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Dediler ediyor. ki ya biz e, bundan adamlar e, ciddi derecede endişe duydukları bir... E, Peki şöyle oluyor mu mesela? Şunun istihbaratını alıyor musunuz? Ya biz böyle hani Türkiye'den bu işleri yapıyorduk ama e, adamlar bize göz açtırmıyorlar. Sürekli operasyon yapıyorlar. Artık bizim için Türkiye böyle bir hareket alanı yok burada diyorlar mı kendi şimdi, iç dünyalarında? eğer biz 9 ayda bunu yapıyorsak önleyicilikle ilgili yeni birileri bir şey yapmayı aklından geçirme diyor. 4 ay ömrün olur diyor. 6 ay ömrün olur diyor. Kendi aralarında. Tabii. Bunu konuşuyorlar. Tabii. Yani şimdi bizim şu anda biz meydan okuyoruz. Yani medyaya bunu vermekle, ile bunu paylaşmakla diyoruz ki bakın milletin desteği ve duası sizinle diyorum ben arkadaşlarım bizimle. Bunlar ne, bunlar ne ki? Bakmayın bunların kibirli olduklarına. 4 ay, 6 ay ömürleri var. Yeter ki devletin içerisinde bir ahenk olsun. O da Allah'a hamdolsun mükemmel var bizde. Peki bu örgütler bunun farkında var mı? Olmaz olur mu? Yani adam mesela Almanya'da bir suç örgütünün başında ben Türkiye'ye gideyim daha iyi bu işleri yaparım diyemiyor artık. Ben hiç tahmin... İsterse desin. <laughs> İsterse desin. Buyursun gelsin. <laughs> tamam. Gelebiliyorsa. Peki şimdi Onur. Şu yani, rakama bir dikkatini çekeceğim. Şu, şu rakama bakalım. Ha, bak ben, ben de tam onu evet. söylüyorum. Bir dakika. Şu e, kamera yaklaşabilir mi? Şurada bir e, 34 ayrı operasyonda toplam 83 milyar lira maddi değeri olan mal varlığına el konuldu. Ya bu çok yüksek bir para Büyük değil para. mi? Evet. 83 Görüyor görünüyor mu Onur? Harika. 83 milyar 83 lira. 83 milyar. Bu adamların yani o, o operasyondaki alan e, bunların ki benim bildiğim hafızam. 5 milyar lira. Bir örgüt var 22 milyar lira. 22 milyar lira yakın zamanda olan. 22 milyar mal hareketine gayrimenkul, araç, para, diğer işte altın vesaire. Bunların tamamı ve biz bunlar te değer tespit yaparken de normal gelir idaresinden arkadaşlar veya masaktan onlarla beraber bizim tespit ediyoruz. Para saymak tamam ama diğerleri onlarla Çok beraber. Çok büyük bir rakam yani. Büyük bir rakam. Şu, şimdi 14 uluslararası çete Mesela Comanchero diyorsunuz. Evet. Bunun ismini İsmi ismi geldi yani menşe olan yerdeki ismi anıldığı ifade bu. Ha, orada menşeği ülkedeki evet. aldığı şey. 14 uluslararası. ulusal bölgesel 22 şey. ulusal Evet. Ee, bunlar da hani Türkiye çapında organize oluyor. Bunlar e, atıyorum e, mafyatik sa yapılan. Sadece bir vilayette değil. Birden çok vilayette ismi duyulan mafyatik yapılar. Tabii aynen. Şu 60 bölgesel ne demek? Bölgesel yani atıyorum Adana'da 3 vilayette hüküm sürüyor. Yani yakın yakın vilayetlerde. Yerel ne demek? 282. Yerel İstanbul'da bir semtte 15 kişiler. Şekil yapıyorlar anladım. Yerel. Şekil Hayır. yapmak mı denir ona ya? O, güzel tabirmiş. Kendi bizim emniyet jandarmadaki ifade tarzı. Biraz onlarla sık olduğumuz <laughs> şekil yapıyorlar diye. Ee, evet. Bu konuda başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani e, şunu belki vatandaşımıza söylemek lazım. Bu konuda gerçekten e, yani dünya görüşü ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun, organize suç örgütlerine göz açtırmamanız herkes tarafından takdirle karşılığını evet. Bu bir. Belki vatandaşa Zaten söylüyorsunuz ama bir son mesaj olarak. Burada, e, burada şunu söyleyeyim. Bunlara göz açtırmayacağız şeyini biz, bir kez biz daha. Biz göz açtırmak değil, nefes aldırmayacağız. Yani açık. Bir yerde eğer e, bunun varlığıyla ilgili bir duyum geldiği zaman bize biz mutlaka oraya elimizi koyuyoruz. Onu bize söyleyenlere diyoruz ki 3 veya 4 ay veya iki ay sabırla bekleyin ve bize diyorum dua edin. Biz bunların hakkından geliriz. Bunu söylüyoruz. Çünkü o iki üç ay, 4 ay Teknik takibe giriyor. Bunu yapmamız lazım. Yani bunun şemasını çıkarıyoruz, para hareketini çıkarıyoruz, lideri. Yani tam anlamıyla e, bu organize suç örgütünün emarını çekip duvara asıyoruz. Hiyerarşik yapısı. S sadece dizilerde, filmlerde falan olmuyor. Ben gördüm bizim arkadaşını. Bu mükemmel bir çalışma tavsiyeleri var. Sayın Bakanım yani bu şeyin ben e, ne kadar zor olduğunu, bu çalışmanın evet. ne kadar zor olduğunu gerçekten anlayabiliyorum. Hani bir konunun uzmanı değilim ama anlaşılabilir bir şey bu. Vatandaşlarımıza buradan ekranlar başında bizi izleyen vatandaşlarımıza söylüyorum. Ee, polisimize, jandarmamıza, istihbaratımıza güvenin. Güvenin. Biz sizin için varız. Ya yani bunu hamaset olsun diye söylemiyorum. Allah için söylüyorum. Yan yana geldiğim zaman da bunu söylüyorum. Bunların hakkından onların desteği, duası ve bize verdiği talimatla bunu yapıyoruz biz. Bu, bu, bu ve, organize ve, örgütleri. Ve bu, bu şunu söylüyor. Buradaki tablo diyor ki ee, bununla ilgili var olanlar onlar sayılı. Devam eden projelerimiz ben sayısını vermedim onu. çalışmalar devam var, ediyor. Var var, var. Hala teknik takipte olanlar o, o, var. Olmaz olur mu? Var ve onların sayılarını ben e, düzenli olarak alıyorum. Yani bir şehirde müdürümüze diyorum bak bu, bu, burada şunlarla ilgili falan şeyleriniz bitti mi veya ne aşamaya geldiniz? E şimdi e, Orada mahalli istihbarat var. Bizde resmin büyüğünde yukarıda istihbarat var. Arkadaşlarımıza biz her noktada lojistik yapıyoruz. Çünkü karar yani anlamı bu. Ama tavizsiz istediğimiz şey şu. Bu bitecek. Bitmek zorunda. Sıfır taviz. Sıfır taviz. Böyle yaptığımız zaman da yeni birilerinin ortaya çıkmak cesareti kalmıyor. Önleyicilik de bu. Bunları vuruyoruz hem işini alıp adalete teslim ediyoruz bir yandan da yeni birilerine cesaret tanımıyoruz. Devamı gelecek merak etmeyin. Bunların daha devamı gelecek. Daha sonra grafik gittikçe aşağı doğru inecek. Yani, o kadar çok suç örgütü varmış Sayın Bakan ya memleketimizde. Ne yapayım ben diyorsunuz ya <laughs> ben mücadeleyle Biz bir mücadele. Biz mücadele yapacağız. Bizim e, bizim görevimiz bunları temizlemek, bitirmek. Tekrar ne işin ne bulmalarına fırsat vermemek. Yani o Kararlıyız. zaman hiç merak etme. O zaman şu anda e, polis, e, jandarma, jandarma hala devam ediyor. Devam ediyor. Takip. Takip. Ne diyorsunuz istihbarat? Yani plan projeli işliyoruz biz bunlara, Bu hassas bir iş. Oturuyoruz ama şöyle oldu. Bir bereket geldi. Arkadaşlarımıza bir heyecan geldi. Yani önceden 8 ayda 9 ayda bitirin 3 ayda bitiriyor. Dosyadan savcının onun saatin koordinasyonunda, liderliğinde gidiyor. Dostuna on... yani, yani müthiş bir motivasyon var o evet, altam da bu. Yani polisimizde, jandarmamızda gerçekten yarış yapıyor. Özgüven tavan. Hiçbir sorun yok. Bu nereden kaynaklı? Liderlikten kaynaklanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı taviz yok. Bunlar bitecek. Ben istemiyorum. Siz siz kişisel olarak mesela il emniyet müdürlerine, valilere bu konuda organize suç örgütleri konusunda ne talimat veriyorsunuz? Sizin talimatınız? Vatandaşın bildiğiyle ilgili bizim bilmememiz kabul edilemez. Bir. ikincisi duyduğumuz şeyle ilgili en kısa zamanda analitik değerlendirmelerinizi yapıp savcı ile beraber bu plan, proje, teknik, fizik takibi eğer yapmıyorsak kusura bakmayın. Görevinizi yapmıyorsunuz. Kusura de. bakmayın diyorum ben. Hepiniz seçilerek geldiniz. Bu teşkilatın kurmaylarısınız ama cesaret, vatandaş şunu istiyor bizden. Cesur ol, cesaretli ol. Samimi ol, gayretli ol, benim yanımda tevazu ol. Bizden istediği şey bu. <laughs> Çok güzel. Ya, biz, biz Benim şeyim bu. Arkadaşlar bunu defalarca duydum ben de. Biz bunu yapacağız. Suç örgütlerine aman vermeyeceksiniz, aman pe, vatandaşa evet, saygılı. Vatandaşın yanında biz lal oluyoruz. O o, o konusunu biz dinleyelim. Çok güzel. Peki e, evet. şu lüks araçlara bir bakalım ya. Baya yakışıklılar değil mi araçlarımız? <laughs> Vallahi çok güzel arabalar. Ben desteklemiştim. Bazıları şey dediler ya bunlar çok pahalı falan. O Öyle bazılar yüzde iki. Öyle Anket yaptım Yüzde 98 diyor ki eliniz dert görmesin. ne kadar güzel oldu. <laughs> <laughs> Burada bu sembol. Bunun anlamı şu. Demin demir anlattığımızın aslında bir tezahürü. Yani eğer sen kibirlendin, para için her şeyi yaptın ama bir gün adaletin kılıncı gelip senin boynunun üstüne çöktü. Burada diş çöktü demek ki gibi. Şimdi savcı karar veriyor. O demek o 83 milyar mar hareketin içerisinde bu araçlar da var. Bu araçlarla ilgili mahkeme diyor ki emniyete tahsis etti. Zafer müdürümüz geldi. Dedi ki "Bakanım bu araçlar biz alıyoruz." Zafer müdür de görüntüde var. Davut galiba. Valim. Herhalde. Zafer müdürümüz Evet Uçur, evet. Dedi ki bu araçları aldık. Ne yapalım? Dedim bunlar en güzel benim polisimin devriye aracı olur. İstanbul'un Semmur, Ayasofya'da, Taksim'de, efendim, Kadıköy Boğa Meydanı'nda, e, köprü girişlerinde bunlar her yerde. Başka bir şey daha söyleyeyim Polis mi? memnun mu peki bunu kullanan? Memnun olmaz mı? <laughs> po, po, polislerimize diyorum ki en havalı gözlüğü takım şeyde durun. <laughs> Bakın bir şey söyleyeyim. E, o yüzde 2-3 bu araçlar diyenler var ya. Ha onların da şey bak, yani şey masrafı çok mu olur acaba Anlatayım. falan diye. Şimdi bu aracın distribütörü diyor ki bize bu sözden etkilendiler ki diyor ki polisimize öyle yakıştı ki ve yapılan işin anlamı ve manası öyle güzel ki bu araç sizin envanterde durduğunuz tüm bakımları benim diye bize yazı verin. Harika. İlk ha. defa söylüyorum bak. İlk defa söylüyorum. Kim, kim diyor bunu? Bu araç yani markaları. Mercedes aynı şey söyledi. Fiat aynı şey söyledi. Ha, tamam. Veya işte Volkswagen işte Bentley aynı şey söyledi. Getir kardeşim ben diyor yapacağım. Evet. Bir ücret almayacağım. Size diyor, siz bunlardan incinmeyin diyor. Devam Sahne. devam diyor. Onlar Sahne. da aynı şey. Bunlar bunlar diyor bizim zaten biz bunlar hatta e, suçlunun peşinden koşmuyoruz. Ki. Bunlar gidiyor, taksi Meydanı'na duruyor. O aracın yanına çok böyle görüntüler var. Baba oğul gelmişler. Amca içine binebilir miydi? Ara, araba zaten sizin bin oğlum diyor. Böyle görüntüler var bende. Aracı içine biniyor. Diyor ki babası konuşmalar var. Baba diyor bu aracı polis amca nasıl almış? Oğlum diyor bu aracı, bu aracı e, suç örgütlerinin işte gayrimeşru gelirinden aldığını diyor amcaların tespit ettiği Mahkemede bunu polis bilecek. Senin anahtarını aldım. Diyor. Böyle bilinçli bir şekilde açıklıyor ya, yani. gayet güzel. Şeyi de anlatıyor, polisimizden de. O Soruyor amca bunu nasıl aldın? O da anlatıyor, o böyle aldım ben bunu. Burada Bence bu araçlar dünyada dünyada çok ses getirdi bu. Çok çok çok, çok ses getirdi. Çok biliyorum biliyorum. Be Peki kimin bu araçlar? Yani e hani deminden o, beri konuştuk. 13 tanesi Comanchero'nun. Komanchurunun 13 evet. tanesi. 13 tanesi. O da da çok para varmış. Peki fenomen fenomen arabası var bir mı? Bir tane. Bir tanecik. Evet bu bir tane fenomenin bir tane araç Bir tane araç. Diğerleri de diğer suç örgütü. Diğer suç örgütleri. Şey mi bunlar o zaman şehrin ana merkezlerinde biraz da hani sembolik bir görüntü. Ayasofya'da, Taksim'de, Kadıköy, Boğa Meydanı'nda, köprü girişlerinde işte bu şekilde olan her yerde bunlar var ama ben size şunu söyleyeyim. Kısa zaman sonra da bu gündemden düştü. Biz 1578 araç 6900 birazdan geleceğiz oraya. 6994 Polis de İstanbul'u güçlendirdi. Ha o ayrı. Yani şimdi, bunun bunun alakası tabi, 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 yok onun. Yani bu, or, bu bu bizim organize suç örgütleriyle ilgili. yargıyla beraber bize e, emniyetimize. Onlar da büyük moral oldu onu da söylüyorum. Tabii canım olmaz. Yani mı? 6 ay uğraş sen, 4 ay uğraş, 3 ay uğraş, getir onu adalete teslim et. Şimdi bana verseniz bana da moral olur. Herkese moral olur. Bir de insan şey diyor abi ver bir tur <laughs> bineyim falan. Diye. Resim <laughs> diye çekiyorlar. Geliyor. Gayet güzel oluyor. Polisimizle beraber geliyorlar. Orada resim çekiyorum. Ben ona çok e, e, memnun oluyorum. Çünkü polisimizin milletimiz, vatandaşımız, şehirdeki hemşehrilerimiz nezdindeki saygınlığı evet tabii. Ona minnettarlığı diyor hep şey oğlum Allah diyor ayağınıza taş değdirmesin. Yani herkes dua diyor yakışır polise diyorum ben yani. Yapacak bir şey yok polise. Evet. Yakışır. Bu şeyi e, bu o zaman bu araçlar devam edecek yani. Devam edecek. Masrafı da yok anladım Sadece kendine. benzin masrafı. Benzin evet. masrafı. neyse yakıt masrafı. Yakıt Hiç masrafı. masrafı yok var. Gayet güzel. Dolayısıyla o arkadaşlarımız da artık içleri rahat olsun. İçiniz rahat olsun. <laughs> ee, şeyin araçların bakımları ücretsiz yapılıyor. Sadece para yap vermiyoruz. Evet. diyor. Ama mana olarak manevi olarak, mesaj olarak, sembol olarak sadece bize de dünyaya verilmiş bir mesaj. Evet. Bu da doğru okunduğunu düşünüyorum. Bunlar tabii çok yüksek e, maliyetli para şey yani çok e, pahalı Arap araçlar yani aslında turistik. Ya ben şey Onur, yurt dışında hiç böyle bu markalarda polis aracı gördün mü sen? Var var. Var mı? İtalya'da Lamborghini biz bunlar yayınlandıktan sonra bir anda ne inkmezse diğer Avrupa ülkelerinin envanterlerindeki bu nevi araçlar çıkmaya başladı. Öyle mi? Evet, evet. O yüzden diyorum ya çok ses getiriyor. <laughs> Kıskançlık yaratıyor. Evet. Tamam. Anladım, tamam. Peki. Bu da buna da yeterli. Ama temin olarak dünyada <laughs> envanterde bu şekilde temin tek bizde var. Onlar onlar gitmişler satın almışlar. Parayla almışlar, almışlar ha. Biz bizde öyle bir şey yok. Evet. Bence bence Türkiye'nin huzuru da sizin ha mottonuz Bizim değil mi? Bizim mottomuz. Türkiye'nin huzuru. anladım. Polisler de memnun mu peki? Hiç konuştunuz mu size akseden ya işte moral bulduk, iyi oldu bu arabalar falan. Yani çok keyifli. şu Bentley kim sürüyor, Ferrari kim sürüyor? Ee, diye muhtemelen aralarında biraz da ben sürüyüm <laughs> meselesi oluyor olabilir. Çünkü ileri sürüş tekniği falan olması lazım bu araçlar Değiş tokuş yaparlar Yapıyorlar ya. Yapıyorlar. <laughs> onu, onu, onu zafer müdürümüz ayarlıyor. Tamam. Peki. Evet. Ee, şimdi tabii dünyanın en büyük belası Sayın Bakanım uyuşturucu. Evet. Türkiye'deki uyuşturucu ile mücadele meselesine de biraz bakalım. Ee, siz... Ee, nasıl bir mücadele veriyorsunuz Şimdi uyuşturucuya karşı? Dünyanın en büyük, bütün ülkelerin, bütün kolluğun, bütün bakanlıkların en büyük imtihanı. Uyuşturucu değil mi? Bu, bu, bu zaman diliminde yani e, en büyük üzerinden e, yani çözmemiz gereken, üzerine gitmemiz gereken sorunlardan birisi bu. Biz bunu uyuşturucu tacilerini, e, zehir tacilerini teröristlerden daha tehlikeli görüyoruz. Kesinlikle. Çünkü terörün de finansmanında en büyük e, araç olarak bu. Teröre kanalı. de bu şey yapıyor. Aynen. Tabii. Hiçbir bulaşmadığı bir şey yok bunun. Çünkü kolay para kazanılacak. Bir ee, de gençlerimizi zehirliyor. Gençlerimizi, vatandaşlarımızı hepsini e, geleceğini yani bir böyle e, çiçek so soldurur gibi hayata genç yaşta efendim e, söndüren bir illet bu. Şöyle yapıyoruz biz İçişleri Bakanlığı olarak. Önce şunu söyleyeyim. Bunun bir arz tarafı var, bir talep tarafı var. Arz tarafını biz ikiye ayırdık. Büyük arz yani bu işin kompedanları, bir de bunun sokak taçısı, yani direkt nihai talep edene ulaştıranlarla ilgili. Yani o sokaktaki şimdi, uyuşturucu Evet, tarzı. şimdi bir büyük tarafı var, bir de şimdi, küçük tarafı şimdi var. Şimdi bu tabii imal ve ticaret dediğimiz kısım bu e, demin ki bahsetmiş olduğumuz büyük olan kısım. Bir de bunun kullanıcı olan kısmı var. Burada rakamları var. Gözaltı, tutuklu ve adli kontrolle ilgili alınan miktarlar da bu. Ama burada aslında şunu netleştirmemiz lazım. Açıklığa kavuşturmamız lazım. Ee, bu önce küçük arz dediğimiz yani sokak satıcılarla kullanıcıların bir araya gelme ve o sokak satıcıların müşterilerini artırmaya yönelik bitmesi bitmez tükenmez bilmeyen hırslarını ket vurmam lazım. Burada şunu yaptık. İstanbul'da Önce Esenyurt'ta, daha sonra İstanbul genelinde İstanbul Emniyeti'nin yaptığı bir yazılım vardı. Narvas denilen. Burada şunu söylüyoruz. Diyoruz ki biz, bunu şu anda Türkiye geneline yaydık. Bakanlığa gitsin sonra. Biz o küçük arzın sokak satıcılarıyla mücadelede 85 milyon seferberlik ruhuyla hareket etmemiz lazım diyoruz. Evet benim istihbaratım var. Güçlü. Evet kamera sistemimiz var. Evet ihbarlar var filan var ama biz 85 milyonu tüm haneleri diyoruz ki şu 112'yi şu uyuma aplikasyonunu Allah razı olsun arayın. Gördüğünüz bize söyleyin. Biz her gelen bize ihbarı %100 doğru kabul ediyoruz. Elimize gelen ihbarlarda ne yapıyoruz? O yazılım sistemiyle İstanbul'da 138 tane polis merkezi var. Hangi ilçenin hangi polis merkezinin sahasındaki mahalleye hangi saatte, hangi direğin altında nerede yani onları nakış gibi işleyip o Onun suçun haritasını çıkarıyoruz. Ve oradan yani tabandan en e, emniyet müdürlüğüne eğer daha büyük bir işle karşılaştıysak e, karargahdaki narkotik dairenin koordinasyonuna, desteğine de giriyoruz. Büyüklüğüne göre bakıyoruz. Ama gördüğümüz şey şu. İlk yıl İstanbul'da 121 bin ihbar geldi. Şu anda 40-42 bin civarında. Düşmüş mü? Düştü tabii. Eğer sen üzerine ha, mücadele ettiğin... Yani şöyle gibi. bakın. Siz vatandaşla hemhal oluyorsunuz. Gittiğiniz zaman diyor ki her şeyi izle diyor. Şu köşede şu işi diyor bir görmüyorsunuz. Bir anda bizim omuzumuza bir ağırlık çöküyor. Vatandaşa diyoruz ki sadece sizi yüz yani yüzle geldiğimiz zaman değil de şu telefondan bize her zaman söyle. Gördüğünü söyle bununla ilgili. Çünkü geleceğimizi düşman bunda. Peki söylüyor mu vatandaş? Söylüyor. Artıyor. Gittikçe artıyor. Daha da artacak. O yüzden bugün Narvas'ı anlatıyorum ben. Peki bir yani, dakika. Ben vatandaşım mahallemde, sokağımda bir uyuşturucu şeyini gördüm. Ne yapmam lazım? Bize söyle bunu. Ne, ne hangi yol? 112 araca ismini söylemesine gerek yok. Diyecek ki oğlum. 112 arayacağım. 112, 112. 112 araca diyecek, diyecek ki ben Bağcılar'da oturuyorum. Şu mahalledeyim, şu sokakta, şu saat aralarında hep aynı tipler geliyor. Ben bunların uyuşturucu satıcısı olduğundan... Şuna bir bak diyor. Bak diyor. Yani. Mutlaka bakıyoruz oraya. Adam zaten diyor ki teşekkür ederim. Diyor ki ya diyor ben bunu söyledim siz daha bin geçmedi orada devamlı tur atıyorsunuz diyor. Ha, mutlaka o ihbar değerlendiriliyor. 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 Hatta yani hangi saat aralığında nerelerde ne var öyle bir şey çıkarıyor ki gelecekte MOBES'e kameralarının o direkleri monte edeceğimiz zaman bile bunlardan faydalanıyor. O diyor. planlamada Tabii da yarar yararı diyoruz oldu. Diyoruz ki burada artık aynı yerle ilgili bir haftada 11 tane telefon geldi bak, Öyle bir hale getiriyoruz ki orayı bu sefer merkezle gidip bakıyor Buna ihtiyacınız var ya. Yani. Var. O, o zaman, zaman. çağrıdır mı? Burada söylüyoruz. Narvas arkadaşlar, kıymetli vatandaşlarım, anneler, babalar, gençler. Gördüğünüzü 112'ye veya şu cep telefonuna bizim İçişleri Bakanlığımızın çok başarılı bir uygulaması var. Uyuma. Ne İ adı ne onun? Uyuma. Aplikasyon. Uyuma. İndir oradan söyle. Ama 112 o da ücretsiz. İsim söylemek yok. Söylemenize gerek yok. Şey, gördüğün şeyi söyledi. Burada burada ben ben şunu yapmak istiyorum. Tabana yaymak istiyorum. Ya yani toplu mücadele hep beraber tabii, mücadele. Tabii tabii toplu bu. Yani e, nasıl bir kameranın gördüğünü nasıl demin anlattık bize nasıl bir farkındalık oluşturduğunu. Ya bir telefon bazen bizim bakış açımızı değiştiriyor. Bundan bizi diyor mahrum etmeyin. Beraber yapalım bu işi. Beraber çok önemli yapalım. bu gerçekten. Yani diyor ki benim çocuklarımı okul önünü efendim AVM'nin şu köşedeki otopark yerini ya bunları bize söyleyin. Artıyor telefon. Ben çok da artmasını istiyorum. Gelelim büyük işe. Demin bir önceki slaytta 378'in narkotik kökeni olan 109 demiştik ya. Bir gel, onu görebilir miyiz? Evet. Nereyi bir, diyor? Bir önceki slayta gelebilir miyiz? Bir önceki. 378 organize organize evet. suçu ha. işte. Bunlar büyük iş. Yani e, Ar Arzdaki büyük olan grup bu. Bu 109 örgütü mü çökerttiniz? E tabii. Müşturcu Tabii. Tabii. Ha, Onu siz aynı zamanda organize suç örgütü olarak görüyorsunuz. Ör yani şimdi organize suç örgütü deyince bunun narkotik kökenli olanlar. Yani adam sadece bu işi yapıyor. Tamam, anladım. Onun 109'unu çök çökerttiniz. Bunun 109'un aldık. Şimdi demek istediğim şu, ee, biz e, bu ülkeye uyuşturucunun gelemez hale getirmek istiyoruz. Tüm limanlarımızda, marinalarımızda, balıkçı barınaklarımızda, kara sınır, hava, deniz kapılarımızda, işte tren kapılarımızda 220 kapımız var. Bunların her birinde Ticaret Bakanımız yani Gümrük Muhafaza ile beraber orada bizim partnerimiz aynı işe bakıyoruz. Birlikte bakıyoruz, daha güçlü hissediyoruz. Buralarda efendim ve e, bununla ilgili güçlü ihbar ve duyumlar aldığımız zaman tekrar başa dönüyoruz. Fiziki takip, teknik takip efendim. Bu bunun suçüstü yapılması efendim. Para hareketleri e, bunlara hiçbir şekilde e, nefes aldırmıyoruz ve biz bunları hayatı zehir edeceğiz. Yani bizim şeyimiz de bu. Siz bize hayatı zehir etmek e, ve e, paraya para dememek gibi böyle bir şeyiniz var ama hiç kusura bakmayın. Biz diyorum. size edeceğiz. Biz size hayatı zehir edeceğiz. Hayatı zehir edeceğiz. Onlara et. meydan okuyoruz. Ben arkadaşlara şunu söylüyorum. Yani sokak satıcılarıyla ilgili cevval bunlara gelince 10 kat cevvaliz. E, tabii. Yani asıl o, asıl sokak yani. satıcılarını da şey yapan bunlar, bunlar yani. Tabii. Bunlar. Bu işin bir de talep tarafı var. E, talep tarafında da bizim Cumhurbaşkanımız her fırsatta söylüyor. Burada seferberlik ruhu lazım. Bakın aile. Yani burada ya, aile zaten bundan yapılan anketlerde Nerede yetmiş 175'i diyor. Ben evimde kullanıyorum diyor. O yüzden anneden aynı evin direği. Ama şöyle e, üniversitelerimiz, STK'larımız, medar irtibarımız bir Yeşilay var. Bununla ilgili devamlı bayraklarımız. Efendim, Sağlık Bakanlığımız için bu işin bu ıslah-arınma boyutunda. Medya, medya burada çok iş düşüyor. Bu dizilerde, film efendim. Buradaki verilmek istenen. Şu insanoğlu böyle mükemmel bir e, yaratılmış irade ortadan çıktıktan sonra e, o zaman tam anlamıyla bir suç makinesi oluyor. Etrafında en çok sevdiği ailesinden itibaren verdiği vereceği zararın e, şeyi yok. Haddi hesabı Haddi yok hesabı. doğru söylüyorsun. Ve tam anlamıyla bir dram haline geliyor ve sonra biz birbirimizi suçlamaya başlıyoruz. Biz de diyoruz ki hiçbir kardeşimizin hiçbir e, vatandaşımızın gencimizin buna düşer olması istemeyiz. Böyle bir durum varsa da ayıplamayalım, elinden tutalım, yardımlaşalım, onun arınmasıyla ilgili yardımcı olalım. Tabii. Minnet olarak yardımcı olalım. Tabii. Onunla selam sabahı kesme, bunu da yapmayalım. Yardımcı olmak. Buna yani. Yardımcı evet. olalım. Çünkü bu ayıplanacak bir iş değil. Olabilir. Düğükar Ol, olmuş. olmuş olabilir. Olmuş. Yani, yani evet. bir, böyle bir imtihan sahip çıkacağız. Onu tekraren evvelki haline getirebilmek için bir sürü imkanlar var. Ama bu imkanlara cesaretlendirmek, o ailenin yanında yer almak gerekiyor. Ve e ee, burada medya çok iş düşüyor. Ben nasıl o küçük arzla ilgili, satıcılarla ilgili biz bu işi tabana yaymamız lazım diyorsak medya yani bu noktada Oradaki tabii tutumu yani, önemli. Tutumu. Peki önemli. bir şeye gelebilir miyiz? Uyuşturucu slaytında bir şey dikkatimi çekti. Onu Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Yani bir rakam gördüm. Evet. Şu 17 ton. 107 ton şey pardon 107 ton. Evet. Çok yüksek bir şey değil mi bu? Ama yani? bak öbür tarafta kırılımı var. Aynı dönemde esrar 67 ton, skank 21 ton. Onların toplamının yani kilogram olarak toplamın bu adet olanları var. Burada sentetik ve katragon olduğu gibi onların da şeyi bu. Adet bu, Bunun ekonomik değeri var mı peki? Bu çok pah pahalı bir şey midir yani? Yüksek bir miktar. Ya e burayı arkadaşlar yazmamış. Ben şimdi yanlış bir ve ya e ama bak. rakam çok büyük. çok büyük. Çok büyük. Peki 107 ton dünya uyuşturucuyla mücadele standartlarında da büyük müdür? Tabii ki büyüktür. Ama ben şunu söyleyeyim. Herkes bizim gibi şeffaf rakamlarını vermiyor. Her ülke vermiyor. Biz İstanbul'un bütün e niye vermezler? Yani algı olarak farklı bir yere gideceğim diye ben birazdan mesela asayiş rakamları mı vereceğim? Onlar vermiyor. Ha, o kendi ülkesini öyle göstermemek için. Ver, vermiyor. Gibi. Biz veriyoruz. Ben, biz, ama bu biz, bir, biz biz çok iyiyiz. Yani ama bunu Bu güzel bir bu an Başka bir şey söyleyeyim. Yani, Amerika, Avrupa, Uzak Doğu uyuşturucuyla mücadele teşbitatı pes etmiş vaziyetler. Onlar belirli miktarda kullanımla ilgili kornurlar yapmışlar. Yani toplum artık farklı bir yere doğru gitmiş. Korluk diyor ki ben hangi biriyle diyor artık şey yapacağım. Doğru doğru. Pes etmiş. Ama biz öyle değiliz. Bizde aile var. Bizde değerler var. Yani biz de, biz de toplumun her katmanında uyuştururu denince zaman diyor ki bununla mücadele edeceksin diyor. Tabii tabii hiç. Yani Taviz nasılsız. yok diyor. Doğru. Yani o yüzden biz terörle bunu eş yerde görüyoruz. 107 ton peki 36 milyon adet ne demek? İşte şurada bakın. Ya yani, bu şeyler evet. haplar. Şimdi Anladım. tane olanları biz adet olarak ekstazi, kaptagon, Yüz... Bunlar da kilogram olanlar da ton. Ton olarak diyorsunuz. Bu, bunlar da bizim. 155 e, milyon e, Evet bu e, kırsalda %99'da %100'ü jandarma bölgesi. Bu sene jandarmamız göz açtırmadı. SİHA ile devamlı şey. Bu tarihin belki en yüksek rakam bu. O da şey galiba. Bu evet, yani esrar, esrar, üretim şeyi. Evet. Ee, peki Sayın Bakan bir şey söyleyeceğim. Memnun musunuz uyuşturucuyla mücadelede gelinen? Çok daha iyi olacağız. İddialı konuşuyorum. Daha iyi olacağız. Bu bunun üzerine gideceğiz. Çünkü şunu biliyoruz. Yani bizim e, nerelerle ilgili daha çok basmamız gerektiğini biliyoruz şimdi. Bunlara devam eden bir sürü projemiz var. O da devam ediyor. Devam ed Anladım. Var. Onları söylemiyoruz ama var. Uyuşturucuyla yani e, yani e, bunlar da meydan okuyoruz. Uyuşturucuyla mücadele özel bir ekip ve uzmanlık istiyor galiba sizce. Var. Işte, da, Müşkil daire var. Narkotik daire Narkotik var. Aynı şey jandarmamızda var. Yani oradaki arkadaşlarımız da gece gün düzlemeden gayret gösteriyor. Ama benim daha çok üzerinde durmak istediğim bu bizde çalışıyoruz. Şu sokaktaki gördüklerini söyleriz. Biz yani az zamanda çok iş yaparız. Daha az insanımızın canı yanar. Bu noktada e, kolla çok daha fazla destek olsun. O zaman bir kez daha tekrar edin. Madem bu kadar evet, önemli. E, 112 diyorsun. uyuma aplikasyonu. Gençler daha çok çevrem ellerinde cep telefonu. Onu oradan indirmesi son derece kolay. Ben Şu kameraya. İçişleri, İçişleri Bakanlığı olarak e, aziz milletimizden özellikle istirham ediyorum. Zehir tacirlerine gelin birlikte göz açtırmayalım. Bu sokak satıcıları, bunların kullanıcıları hep beraber gördüğümüz, hissettiğimiz, duyduğumuz varsa doğru olup olmadığını araştırmanıza gerek yok. Sizin söylediğiniz her şeyin biz %100 doğru olduğunu düşünüyor ve arkadaşlarımız, benim polisim, benim jandarmam buna göre hareket edecek ve daha hızlanacak. Ya yani sokakta sokakta uyuşturucuyla ilgili bir şey gördüğünüzde lütfen 112'yi arayın. Tam da bu. Bunu istiyorsunuz. Peki, bir bir sonraki şey neydi? Asayişe gelelim şimdi. Evet. Asayiş durumu tüm Türkiye'de nasılmış? Ona bakalım. Şimdi asayiş şöyle bir hizmet. Aslında biz en yani önemli vereceğimiz terör terörün türleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri diye girdik ama. E, Asayiş de en önemli unsur. Ya toplam Toplum e, Toplam mu? eskilerin tablere Cerrahimin yüzde 91'i bu. Tabii. tabii. Yani tabii. tüm adliye intikal eden Uyap'taki yüzde 91'i hani, bu. Huzur diyorsunuz ya evet. huzur burada. Şimdi yani evet organize suç örgütünü efendim evet terör terörün türlerini evet e, zehir tacirleri birinin kapıdan bir eşyası çalınsa hayatı dar gelir ona. Onun bütün şeyi benim çalınan malım da malım da malım diyecek. İşte polis, haklı olarak. Haklı olarak. Bizim buradaki şeyimiz şu. Bunu günlük takip ediyorum ben. Kişilere ve mallara karşı yani direkt kişi, mallara karşı 9 tane suç var diyelim. Ee, ben evden hırsızı günlük takip ediyorum. Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Müdürümüz, iki tarafın asayiş daire başı, beşimiz WhatsApp grubumuz var. Toplarla saat 10'da bana gönderirler. Bakın, biz barometre gibi, gibi. Barometre gibi. Yani 81 ilin jandarmadan ve emniyetten biz aldığımız şey şu: mala karşı işlenen suçlarda da 1 Ocak 20, şu 2 ay veriyorum. Bu 2024'te bir iddiamız var. 41.838'i 33.904 Ocak Şubat ayında ne olmuş? Eksi 19. Yüzde 20 azaltmışız bu işi. Bunun kırlımı var aynı tarihlerde. Bakın, Ahmet Bey. Evden hırsızlık. Yani evlere girip hırsızlık yapmak bu değil mi? Tabi, ev, suçun adı şu, evden hırsızlık. Bakın evden hırsızlık. Ev, o yüzde 39-40 azalmış. Geçen sene aynı ayda, iki ayda, Ocak-Şubat'ta 9156 iken yüzde 39.6 azalmış, buna düşmüş. Peki e, evden hırsızlığı azaltmak için özel bir çalışma mı yaptınız? Anlatacağım. Bakın şimdi bunun ortalamasını biliyor musun? 783 bin kilometre kare, 81 vilayet, 922 ilçede günlük bir günde ortalama 101 hırsızlık olmuş. Daha önce bu rakam 166 idi. E çok az yani. Biz bunu çok daha aşağı indirmeye çabalıyoruz şu anda. Rakam vermeyeceğim. Uluslararası standart ne acaba bu? Herkes vermiyor bunu. <laughs> Biz veriyoruz. <laughs> Bakın iş yerinde ve kurumdan hırsızlıkta. Eksi 30'a düşmüş. Oto hırsızlığı Oto hırsızı diyorum. Yüzde 28. Otodan yapılan hırsızlıkta? 152 düşmüş. Yazın biraz artar. Bu sahilde plaj meselelerinde biraz artar. Motosiklet hırsızı ki benim en hassas. Ben de motosiklet kullanıcısıyım. <laughs> yani adamın bir motoru çalınsa dünyası dar gelir. Yüzde 31. kaç? Sizin motor çalınsa dünyanız ne olur? Ya, i̇yi kilitli garaja duruyor. <laughs> Şimdi... <gülüyor> Yağma 14. Şimdi burada bir dakika bir artış var dolandırıcılıkta artmış. Şimdi hepsinde başarılı yağma yan kesicilik niye niye çevrimciyiz? He in, bu internet dolandırıcılığı i̇n mı bu? İnternet, kart, bilişim bu sanal bahis, telefon tamam. yani bizim yani arıyor, bu, bu, bu şey, önce, bu önce, savcıyım, mavcıyım falan diye arıyor. Mesela. Onlar da var ama artık bu işte de teknoloji arttıkça sesi bile değişti. Yani farklı bir yere doğru gidiyor. Yapay bu, zeka giriyor şimdi devreye. Şimdi biz sadece bununla ilgili bir program yapmayı düşünüyoruz. Bu dolandırıcılıkla da yani... yani mücadele bir, programı. Mücadele programı yani bunu... Bu tek taraflı değil. Bunun önleyicilikle ilgili benden ziyade vatandaşa çok iş düşüyor. Bilinçlenmek gerekiyor. Heh. Tamam. Bilinçlenecek ve dirençli olacak. Yani. Program dediğiniz o yani. Aynen. Biz bunu tabana yayarak. Tabana yaymamız lazım. Yani bu, burada ya yani bunların her biriyle ilgili bakın polisiye tedbirler yani güvenlik tedbirleriyle ilgili biz netice alıyoruz. Bir tek bu dolandırıcılıkta. Aslında burayı arttıran siber olması yani. Aynen. Peki sizin siber bölümünüz. Bunu, bunu, onlar operasyon yapıyor ama. Yani orada vardı 17 operasyonla Siber'in yaptığı o organize suç örgütlerini ama bu bireysel. Yani biri telefonla birini dolandırıyor veya bir kartıyla ilgili bir şey yapıyor. O burada numaratörü arttırıyor. Anladım. Yani çok iyi. Burada vatandaş vatandaş biz çoğu zaman mesajlar falan gönderiyoruz ama yani bu olmuyor. Halen çok iyi eğitimli Bilim insanını bile burada tuzağa düşüyor. Ay sizin gönderdiğiniz mesaj sadece dikkat edin işte sizi şöyle ararlar diyorsunuz. Artık teknoloji o kadar ilerledi ki adamların sesini taklit ediyorlar yapay zeka falan. O tür dolandırıcılıklar da başlayacak artık. İyi haber şu ki her 10 olaydan 9'unu biz aydınlatıp adalete teslim ediyoruz. Aydınlatmak önemli. Yani bir suç işlenmesini önlemek temel görevimiz. Olay sayılarını bizim arkadaşlarımız buradan buraya düşürmesi onun iyi bastığını, iyi polislik yaptığını. İkinci görevi yakalamak. Önle yakala. iki kelime bizim içlerinin şey. Önleyeceksin. Yani olay sayısını düştüğü bunu önledi, önleme gücünü gösteriyor. Yakalamış. Aydınlatma oranları kişilere karşı suçta onda dokuz. Mesela e, kasten adam öldürmedi. Aydınlatma oranımız yüzde doksan dokuz nokta altı. Yani adam cinayet işlediyse yakalıyorum ben. Evet. Yani o Aile meçhul kalmıyor. Kişi, evet, kişilere karşı işlenen suçlarda bizim ortalamamız doksan 4, 95 civarında. Yani hasen öldürme de çok daha yüksek. Ki orada bile şey yaptık biz. Faili firar ve faili meçhullarla ilgili tek 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 illere geriye dönüp 30 yıl talimatını verdim ben. Ve ödül sistemi getirdi. Onu açıklamayalım da. Yani bunları bitireceksiniz dedik. Ve e, mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma bu sene 70,9 oldu ortalama. Geçmişte bu 50'ler civarındaydı. Hep yukarıya doğru gidiyor. E, performansımız eee bir önceki yıl kendi dönemi herkes kendisiyle yarışıyor. Şanlıurfa Emniyet Müdürümüz Şanlıurfa'da geçen bu yıldaki iki ayla bu ay gittiğimiz zaman orada güvenlik toplantısında diyoruz ki müdürüm şu karnemizi bir ver bakayım. Veriyor. Jandarma da veriyor. Ondan sonra kendisine değerlendirme fırsatı veriyoruz. Efendim diyor şunu yaptım şunu yaptım. Bu başarı oradan oldu. Veya bir yere gidiyoruz. Motosiklet hırsızlığı Pikmiş. Müdür Bey bunu düzeltmem lazım. Cümrata, onu öyle bir hale getirmiş ki biz e, o ili örnek veriyoruz. Bütün bunları böyle izliyorsunuz. Orada. İzliyoruz. Ha, tek tek. İzliyoruz. Anladım. o Her olaydan. O... Peki Sayın Bakan bir şey soracağım. Kadın kadı cinayetleri ya bitmek tükenmek bilmiyor. Biz gazetede <laughs> en fazla üzerinde durduğumuz konulardan biri bu. Bu konuyla ilgili özel bir çalışma yapıyoruz. Şimdi musun? bu konuyla da ilgili tabii bir... E... Mesela şey yapmış, geçen dün müydü, önceki gün bir haber var. E, kadıncağız eşinden ayrılmış, gerekli yerlere başvurmuş, kendisine şey ver, yani uzaklaştırma kararları verilmiş, bilmem ne verilmiş, öldürüldü. Yani buna yönelik bir özel çalışmanız oluyor mu? Zor bir iş. Dürüst açık konuşmak gerekirse ama e, tamamen e, çaresiz de değiliz. Yani bir, buradaki en önemli şey ihbar. Bir kades uygulamamız var. O da ödül alan bir uygulama. Buraya gelen müracaatların neler yapıldığıyla ilgili belli. O güzel bir uygulama. Tabii çok güzel bir uygulama. Yani o biz iftihar ediyoruz. Bu Tüm özellikle riskli olan, böyle bir risk taşıyan hanımlar buna taşıyor. Ve bunun geliş saati, yani böyle bir ihbar olduğu zaman... Biz o ihbarı direkt kırmızı alarm olarak görüyoruz. Oraya 2-3-4 dakikada 5 dakikada oraya yetişiyoruz. Bir kere bunun bilmesini istiyorum. Aynı demek ki çağrımız gibi. Yani böyle bir istemeyiz ama böyle bir riski olan bir hanımefendi, hanımefendi varsa, varsa lütfen o program. Herkes, KADES. Tabii KADES onu yapsın. Bütün yani, e, kadınlara bunu çağrıda bulunalım. Yani bu, bu riski görüyorsa. Bunun, bunun haricinde tabii mahkemenin verdiği e, yine müracaatten sonra kelepçe efendim uzaklaştırma. Bunlar var. Onları da dinleyen yok Sayın Bakan yani. Ya, yok yok onlarla ilgili şey yapıyoruz takip ediyoruz. Yani o şey alarm verdiği zaman. Ha o alarmda tamam uzaklaştırmayı dinlemiyor adam geliyor. Şimdi öldürmeyi kafaya ama koy. O, onu şöyle e, onun bir tık ilerisi de kelepçeye dönüyor. Yani kelepçede işliyor mu mekanizma? İşliyor tabii mekanizma işliyor. Yani, yani alarmı verdiğinde hemen polis ay, geliyor mu? Polis ama. hemen gidiyor. O çok iyi çalışan bir sistem. Siz peki polis içinde kadın ve kadına yönelik cinayetler için özel bir birimleşme, özel bir faaliyet alanı tanımlaması yaptınız mı? Yapıyor musunuz? Yapacak mısınız? Yani asayişin içerisinde tabii bu büyük kentlerde var, yani o, o bölüm de var. Ama bu burada yine bizim toplumsal duyarlılığımızı daha da güçlendirmemiz lazım. Yani düşün bir milyon hanenin olduğu bir yerde, bir evde. Hiç kimsenin bilmediği bir mahrem bir özel alanda. alanda bir mesele var. Kim bilebilir ki onu? Yani mutlaka o zaman kades uygulaması. tabii yani ihbar o, o, mekanizması. Oradan yani orada zor durumda da bile olsa kendi ya bir, bir tuşa basması gerekiyor. Bir düğmeye basması lazım. O, o zaman bizim arkadaşlarımızın her biri o ihbar geldiği zaman her bir işçisi bırakıyor oraya gidiyor. Duyarlılık var ya. Yani. var var. Çok teşekkürler. Devam edeceğiz. Devam Şimdi e, bir, bir izin verirseniz bir reklam arasına daha gidelim. Bir soluklanmış olun sizde. Tamam. Şimdi en önemli konulardan biri benim sizi yani bakanlık performansınızda en başarılı olduğunuz alanlardan biri olarak tanımlıyorum. Bu düzensiz göçle mücadele. Evet. E, o konuda da e, sizinle ben bu işe ilk başladığınızda bir telefon görüşmesi yapmış ve Hürriyet gazetesinde manşet de yapmıştım. O günden beri de çok sıkı takip ediyorum. Son durum nedir bu düzensiz göç meselesiyle ilgili? Onu anlatacaksınız reklamlardan sonra. sonra. Kısa bir ara tekrar evet. birlikteyiz. Şimdi Sayın Bakan Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanımız açıklamalar yapıyor tarafsız bölgede ama ee, ben reklamdan önce göçü konuşacağız dedim. Göç konuşacağız birazdan. Ee, asayişi konuştuk. Ee, asayişteki elde ettiğimiz başarının bir nedeni var diyor Sayın Bakan. Onu rakamlarla açıklayacak. Aslında açıklarken de atıfta bulunmuştu buna. Evet. Nedir? <laughs> ee, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde ne yaptınız? İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili burası dünyanın 15. büyük şehri diyoruz. Medeniyetimizin baş şehri diyoruz. E, 17,5 milyon turist geldiğinden bu sene. Bir önceki yıl 16 milyon. Öğrenci şehri, üniversite şehri diyoruz. Finansın şehri diyoruz. Bizim ekonomik olarak bütün her şeyin lokomotifi diyoruz. O zaman burada biz huzuru çok iyi sağlamamız lazım. Özel bir çalışma yapmamız Özel lazım. Özel bir çalışma yapmamız lazım. Bir de burada tabii valilik geçmişimiz olduğu için e, takviye yapmak Burada hem Cumhurbaşkanımıza bunu arz ettik. İstanbul her her detayını biliyor Sayın Cumhurbaşkanımız ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili önce şunu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, Hastal'da bu vatandaki bir yerleşkemiz var biliyorsunuz. artık yılların eski eskitemediği Vatan Emniyet Müdürlüğü binamız Gayrettepe'de var. Biliyorsunuz pek çok de var. 253 dönüm Sayın Cumhurbaşkanımızın tahsis ettiği Hassal'da bir arazi var. Bunu mimarı, e, mimari tasarımı, ihtiyacı, her şeyi bitti. 300 bin metrekare totalde bir yer ve buranın Sayın Cumhurbaşkanımız projeyi beğendikten sonra talimat verdi. Biz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Özhaseki ile bir araya geldik, oturduk, konuştuk. Emlak konut ihale sürecini Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlattı ve bunu da biliyorsunuz bu Atatürk Havalimanı'nda 1578 araç ve o 9000 pardon 6994 polis İstanbul'a verdiğimizin açılış lansmanında da bu müjdeyi verdi Sayın Cumhurbaşkanımız. İnşallah burayı iki buçuk yıl içerisinde buraya yaptıktan sonra İstanbul Burası bir ne oldu? İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü mü? İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü oluyor. Yani yerleşke gibi olmuş. Tabii yerleşke çok büyük bir alan. Çok büyük. Ve, ve e, burası yani bu İstanbul'un değişik yerlerindeki binalardan çıkıp buraya mı gelecek? Hepsi buraya gelecek. Tamamından çıkıp buraya geliyoruz. Sadece e, Eyüp Sultan Pirinçli orada özel harekat, e, çevik kuvvet ve hazır kuvvet 6 bin kahramanımız için onun da e, ihale sürecine başlayacağız. Onlara lojmanlı yapacağız inşallah orada. E, biraz onların arazileri büyük olması lazım çünkü devamlı eğitim, eğitim sahalarının e, olacağı bir yer. Burada olmayacaklar. O zaman. Burada, onlar burada olmayacaklar. Onlar orada olacak ama burası bizim artık e, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni Türkiye yüzyılında, huzurun yüzyılında e, yerleşkeniz, yerleşkeniz oldu. burası. Peki Şimdi, ne zaman bitecek burası? İki buçuk sene içerisinde. Her şeyi tamam, bitmesini... ihalesi finansmanı, kaynağı her şey çözüldü. Ee, biz protokol yaptık İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Emlak Konut buranın ihale süreci. Şu an ihalesi devam gerçekten ediyor. Gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç vardı İstanbul'da. Uzun zamandan beri. Doğru. Bunun Bu ihtiyacı da Sayın Cumhurbaşkanımız gördü. Bunun mimari tasarımı çok özel. Çok da güzel görünüyor İki gerçekten. İki buçuk yıl sürdü bunun tasarımı ama inşallah bittiği zaman. Yani yeşil alanlarıyla İstanbul, falan tabii, gayet güzelmiş. Tabii. Şimdi ne yaptık buraya, ne takviye yaptık? Bakanlığa geçtikten sonra bizim... 6 bin yani 7 bin düz hesap buraya polis verdik. İstanbul'a. İstanbul'a. İstanbul Ve bunu dedi ki bizim İstanbul'un en büyük sorunu ne? Trafik. Trafik de evet biraz yapısal e, meselelerimiz olacak. Yer altında, yer üstünde. Zaten seçim süreci bütün adaylar bununla ilgili e, mesajlar şey, veriyor. Hemşehrilerimize beyan ama biz de trafiğin kontrolüyle ilgili çok daha güçlü olmamız gerektiğini biliyorduk. Bakın 6994 yani 7000 2500'ün olduğu gibi trafiğe verdik. Ha trafik Daha, ekiplerini tra arttırdınız. Trafiğe verdik. Asayiş birimlerine 3069'unu verdik. O çevik kuvvetle diğer şubeleri de 1475'i paylaştırdık. Şimdi bu verdiklerimizle beraber e, araç da verdik. 418 araç verdik, 300 motor verdik trafiğe. Asayişe 576 araç oto, 300 oto, pardon motor verdik. Buraya da herkese 179 yani 1173 araç. Araç 600, 600 motor ve motosiklet. Ve bir şey söyleyeyim. Sadece şunu biz aldık. Devlet olarak, bakanlık olarak bunun tamamını vatandaşlarımız karşıladılar. Karşıladılar. Ne güzel. Buradan teşekkür ediyoruz. Ekranları başında hayırsever vatandaş. Hayırseverlerimiz. Yani İstanbul'un güveninde biz de varız. Sizin heyecanınızı, Hedeflerinizi biliyoruz biz de varız iller. Şimdi trafikte bu nasıl bir değişim yaşattı bize? Daha önce bizim personelimiz 2785 395 gündüz ekimizdi. Gece bu kadardı. Bunların da 271'i araçlı, 124 motorlu. Şimdi Hoca İstanbul'a çok az. İşte bakın. 2500 901 araç verdikten sonra ne oldu? 749 Araçlı. Araçlı 547 motorlu ekip sayımız bakın evet, gündüz 4, 395'ten 1296'ya çıktı. Çok güzel. Bunun gece gece bizi trafik 146 varken bakın kaç kat artmış? 419. Burası 4 kat arttı. Burası da herkese öyle oldu. Peki asayişte ne oldu? Yani asayiş personel ve ekip sayılarımız ne oldu? Bakın asayişimizde İstanbul'umuzun 14.816'dan 3.069 artış. Gündüz ekip sayımız bunun 1.003'ü araçta 222'si motorluyken bunu biz 2.218'i e artırdık. O da şimdilik. Daha da artacak mı? Daha da artacak. 993 burada artışımız var. Gece ekibimizde 787'den yine şimdilik 1.200'e artırdık. Hani Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Avrupa'da diyor değil e, polislerin sayısını Avrupa'daki diyor pek çok ülkenin ordularından daha fazla dediği rakam işte 56.391. İstanbul'da toplam emniyetin personel sayısı mı? Emniyet ailemizin sayısı 56.000 böylelikle bu 7.000 ile beraber 56.391'e ulaştı. Şimdi biz görünürle ilgili yani trafikte 1296 749 araç, 547 motorlu, ya. Ön, önceki rakam bu. bu. Bu şu demek yani. Her yerde Her yerde Kontrolü arttırıyorsun. Kontrolü arttıracağız. Burada yakalamalarımız, işte uygulamalarımız, huzur uygulamaları bunları artıracağız ve bir de sadece ana arterlerde olmayacağız. Biz İstanbul'un tüm ilçelerinde, tüm ana kollarda ve şehrin kıyısında her yerinde görünür olmak. Orada da trafik kontrolü yapmam lazım. Tabii. Orada asayiş devre ekiplerim olması lazım. Gecede de olmamız lazım. Vatandaşlarımız Yunuslarını, trafik polislerini, diğer asayiş ekiplerini gördüğü zaman ne hissedecek? Güven daha, hissedecek. Daha güvenli hissedecek. Huzur hissedecek. Huzur hissedecek. Biz bunu yapıyoruz ama tabii bunun haricinde tabii bu binamız yapılırken 10 bin kent güvenlik yönetim yani mobese dediğimiz amiranel bu binada tabi. da o da olacak. Burada onun muazzam merkezi olacak. Biz bu bina oluncaya kadar kamera sayımızı 50 bin açacağız biz. Şu anda kaç? Bin? Şu anda 10 bin. yeni son savunma sanayi icra kurulundaki çıkan sayıyla beraber 15 bin ila 25 bin e çıkıyoruz. Hedef şu bina ile birlikte 50 bin mi? Bu bina ile beraber en iyimser yani şeyle biz e, yani pardon düzeltiyorum en az 50 bin yapmak istiyoruz. Hedefimiz 75 bin. En kötümser ihtimal En kötümser. Yani bir kere 50 bin rahat olacak ama 75 bin olacak. Buradaki şeyimiz şu, Nasıl mesela Londra'da hiç polis göremezsiniz. Her yerde kamera var. İstanbul'da, İstanbul'da biz şu andaki kameralarla biz onlardan daha iyi yakalama yapıyoruz. Ya o zaman İstanbul sokaklarında kamerasız yer olmayacak. Olmayacak. Zaten şöyle bir şey daha var. Yani bir bu bizim CNN Türk binasının önünde kamerası var. Bu kameraların ruhsatını biz veriyoruz sadece İzni bizden alıyorsunuz. İçişleri Bakanlığından yani emniyetten alıyorsunuz ve biz buraya geliyoruz. Buranın evet kamera olması lazım. Özel güvenlik olması lazım. Bunların risk analizlerini yapıyoruz. Şu kadar özel güvenlik, şu kadar kamera olması lazım. Bu kameranın gördüğü yerlerde aynı zamanda ben de istifade ediyorum. Yani merkeze biz, gelecek yani. Biz bunlar bunlarla bunlarla ilgili öyle bir yazılım, öyle bir şey yapacağız ki hepsi bize entegre hale yani gelir. yurt dışında biraz öyle. öyle. Şu anda entegre misiniz? Değil. E, olacağız diyor. Olacağız. Entegre olanlar mesela bazı kurumları var onlar entegre. Ama biz bu şekildeki kurumsal AVM'nin önündeki kamera biz de faydalanacağız onunla. Bunun altyapısını arkadaşlarımız çalışıyor. Bu olduğu zaman şöyle olacak. Bir, yeni güvenlik konusu görecek, görünür olacak ve işi önleyecek. Önleyemiyorsa yakalayacak. Bir şey sorabilir miyim? E, poliste e, kamera sistemi çok önemli mi? Önemli baş e, ...tam da oraya geldim... ...yaka kamerası... ...2025'te... ...bu bizim 1206 yeni sayımız... ...efendim 2000... ...tamamı yaka kamerası olacak... ...yani vatandaşımıza iyi günler... ...ben işte... E, ay ...Ali ya e, ...şu e, noktada görevliyim... ...bugün şu e, saat aralığında... ...bu görevi yapıyorum... E, ...evraklarınızı görebilir miyim... ...iyi akşamlar... ...biraz yorun görüyorsunuz... ...biraz dinlenebilirim... ...yani konuşmaların tamamında benim polisimin benim jandarmamın dil, tutum, davranışları burada o zaman olacak. onu da izleyecek. Ama aynı sen de bu vatandaşım şimdi sen benim kim olduğumu biliyor musun sözü derken diyecek ki kaydediyor. Tamam. Lütfen. <laughs> tamam. Sen benim kim olduğumu biliyor ya, musun ya, 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 diye bir şey istemiyorum diyorsunuz. Herkes bilecek ki Türk polisi bir uygulamada, bir yerde naziktir, kibardır. Kayıt. Kayıtlıdır. Ve bu kayıt geriye dönük 30 gün, 40 gün neyse. Bir şikayet var. olduğunda daha ilginci bunu kim geliştiriyor? Savunma sanayi. Ne sanayi. güzel. kameraları da savunma A sanayi. Aselsan yapıyor. Daha yeni görüşme yaptık. Kameraları da mı? Onlar da yapıyor. Aselsan buna öyle bir aplikasyon yaptık, pardon, upgrade yaptık ki yüz tanıma sistemini getirdi. Hee. Şimdi ara, adamla konuşurken, evraklarına bakarken, e, kameranın e, gerideki merkezdeki şey diyecek bu arkadaşı dışarıya davet et. Bu atıyorum evden hırsızlıkla ilgili hakkında bir yakalaması var. Güzel değil mi? Çok güzel. Yani bir muamelatı karşılıklı her iki tarafta vatandaş ve kolluk açısından kaydediyor. Vatandaş da bunu bilecek, kendi de bunu bilecek ama bu arada yüz tanıma sisteminden biz hapisle ilgili veya ifadeyle ilgili veya başka bir meseleyle ilgili bir sorunu varsa diyecek bu vatandaşı alıp götürmemiz ya, lazım. Polis Teknolojiden yararlanacak. Ya yani bu bunu evet. anlatıyorsunuz yani. Teknolojiden Tek faydalanacak ve biz bunu onun yaka kamerasından birinin peşinde koşarken şeyden izleyebileceğiz. Yani orada az önce Siha ile İHA'nın ben her zaman bunu diyorum. Cumhurbaşkanı da böyle hazretti. Siha ile İHA'nın, İKU'nun, Ankara'nın güvenlik güçlerimize içeride kırsalda ve şehirde nasıl bir üstünlük tanıyorsa yaka kamerasının, MOBESE'nin bunların bize tanımış olduğu bu metropolde şehir içerisindeki tanımış olduğu güç ve avantaj aynı böyle bir şey. Bizim Onur yukarıdan şeyi <laughs> soruyor diyor ki yaka kamerasında yüz tanıma sistemi mi olacak diyor. Yaka sadece görüntü kaydetmiyor. Aynı zamanda diyor ki ondaki o yazılım diyor ki bu gördüğün konuştuğun adam var ya diyor. Evet bu adam 3 yıldan beri hakkında e, hapis kararı olan e, şu suçtan alınan birisidir diye şey yapacak, ikaz verecek. Bizim Onur da şaşırdı bu diyor çok diyor önemli bir şey diyor. Çok ileri bir teknoloji olur diyor gerçekleşirse. Asel sen yaptı bunu. Duydun mu Onur? Onur Bey. O, o? <laughs> İnanmıyor musun? Ne diyorsun? Ha, i̇nanıyor. Tamam. Asel, siz, dö siz dönünce a, a, inanıyorum a, dedi. <laughs> Asel sana duyunca inandı. Asel sana duyunca. Asel sanımızın e, gıpta diyoruz, maşallah diyoruz her zaman. Buradaki e, İstanbul'a müjdelediğimiz şey bu. Dolayısıyla az önce ne dedik? Evden hırsızlık Türkiye genelinde dün ortalaması 101'di. İstanbul bunların içinde. Düşünün. 80 çok, yani işte 85 evet. milyon 81 vilayet 922 ilçe bir günde hırsızlık ya biz bir tane iyi bile çok görüyoruz ama 101 olmuş. Tabii, Dolayısıyla tabii. biz şunu şunu söylüyoruz. Arkadaşlar hiçbir zaman iyilikte kanaatkar olmayacağız. Daha iyi olmamız lazım. 100 değil, %90 yap. 80 yap. 60 yap. Hiç olmasın. Şöyle paylaşımlar yapmanızı istiyorum diyorum. Biz ölçek olarak daha diyelim küçük bir vilayetimizde 11 günden beri bir hırsızlık vakası yaşanmamıştır vatandaşlarımıza böyle haberler versek nasıl olur? Ne güzel olur ya. İşte bunu yani he bunu hedefliyoruz. Tabii hep kötü şeyler bu, mi duyacağız Bunu bu ne hedefliyor? Hayır, ilimizde 10 gündür hiçbir hırsızlık vakası yaşanmadı. Hedefimiz bu. Tamam. Bu, bu, bu Valilerimden diyorum böyle paylaşım yapın. Her ay valilerimize talimatın şehrinizin karşısında geçin, emniyetiniz, jandarmanız varsa sahil güveninizi alın. Deyin ki ey hemşiller biz bu ay bakın kişilere karşı suçlarda şuradan şuraya A Asayişle ilgili yani mallara karşı şuradan şuraya geldi. Şu Narvas'la ilgili hep bakanımız diyor, hükümetimiz, devletimiz diyor ya. Sizlerden gelen telefon şu sayılarda arttı. Bak biz de bunlarla ilgili neler yaptık. Şimdi emniyet müdürümüzle söz veriyorum. Müdürüm konuşun. Kesinlikle. Çok yani güzel oldu. vatan biz biz sadece bir kaza anında, başsağmı bir afet anında ekranın karşısına çıkıp da Geçmiş olsun, taziyelerimizi, oradaki arama kur... Ya bunları da anlatalım ya. Şüphesiz. Bunları da anlatalım. vatandaş bundan çok memnun olur. Kendini özel hissediyoruz. Onu. Vatandaş memnun olur da valiler biraz çok çalıştırıyorsunuz. Ee, yani... <laughs> Yok. Ben, dün, düne, ben onları çok seviyorum. Düne kadar onların yanındayım. Tabii. Evet. Onlar, onları en iyi anlayan benim. onlar Yani onlar... Teşekkür ediyorum. Çok iyi iş yaptınız dediği zaman hiçbir şekilde yorgunluk falan hissetmezler. Şüphesiz. Her işte öyle. Tıpkı, tıpkı emniyetle jandarmamız, sahil güvenliğimiz gibi. Evet bence Geçelim. Geçelim. Göçe geçelim. Şimdi tabii İstanbul'un Türkiye'nin en büyük sorunu göç. Ee, rakamlarla konuşacağız. Ben e, tekrar söylemek istiyorum. Sayın Bakan göreve geldiğinde gerçekten İstanbul'un sokaklarında bir düzensiz göç curcunası, tantanası vardı. Ee, Sayın Bakan bir açıklama yaptı. Ben de kendisini hemen telefonla aradım. Yani teyit etmek için. Bundan sonra sokaklarımızda düzensiz göçmen görmeyeceksiniz dediniz. Mücadele edeceğim dediniz. Teyit ettim. Onu manşet yaptık hürriyette. O günden bugüne de baya bir merhale kat, kat edildi. Ee, önemli bir takım uygulamalar yapıldı. Şimdi onları konuşacağız. Şimdi göç dünyada artık bu zaman diliminde, geçmişte de vardı ama bu zaman diliminde bütün ülkelerin en büyük derdi. En büyük derdi. Bunu açıkça ifade etmemiz lazım. Yani bunda sadece Türkiye imtihan edilmiyoruz. Türkiye'nin böyle bir meselesi yok sadece. Amerika'nın da var. Görüyoruz ya. İtalya'nın var, İspanya'nın var, var Yunanistan'ın var. Avrupa ülkelerinin var, diğer ülkelerin de var. Neden olduğu Herkes biliyor. Savaş, kıtlık, istikrarsızlık, efendim baskılar aklımıza ne gelirse. Hiç kimse doğduğu, büyüdüğü topraktan çıkıp başka bir yere sonucunun ne olacağı, nereye gittiğini bilmeden denizleri, dağları, karları aşıp da hayatını çoluğunu, çocuğunu risk eder mi? Böyle bir sorun var. O yüzden Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür. O yüzden Cumhurbaşkanımız sadece kendi içimize huzur değil, dünyanın huzuru için, adil bir dünya için Oturalım hakkaniyetli bu işi yapalım diyor Birleşmiş Milletler. İşi dedi. kökünden yani, o çözecek yani zaten. Yani zaten göçün göçün çözülmesinde kaynağına in diyor. Biz birazdan anlatacağım. Dört aşamada yapıyoruz. Bunu kaynak önce. Kim bu göçe kaynak olan ki? A ülkesi. Ya bunu nasıl giderebiliriz? Buradaki sebep ne? İnsanların buradan gitmesi. için. Ukrayna'dan 6,5 milyon kişi gitti. Savaş ikinci yılına geçti. E, Suriye'deki sayı belli. Hemen yanı başımızda. E, söylemek istediğimiz şey şu. Biz göreve geldiğimiz zaman, ben daha önce Gaziantep valiliğim var. 2015 yani meselesiyle Sınırdım, huduttum. orayı biliyorum. O duvarları kendim yaptırdım. Hükümetimiz para gönderdi. Biz de şantiye şefi gibi çalıştım orada. Şimdi daha sonra İstanbul. Yani biz şunu yapıyoruz. Önce bu şu düzen bir emanete bir sayı verelim. Netleştirelim. 4 milyon 526 bin 93 ülkemizdeki toplam yabancı sayısı. Net. 3 milyon 158 bin Geçici koruma. Bu rakamı gerçekten şeffaf bir şekilde... Kayıtlı parmak izi var hepsinin. Ya ben bunu... E, bu, bu, niye e, nüfus müdürlüğü benim sayımı, vatandaş sayımı nasıl biliyorsa bu düzenli göçmenin sayısı bu kadar düzenli göçmen diyorum. Bak. Düzenli göçmenin sayısını net biliyorum. Şimdi Türkiye'de 4 Ve bunu milyon... Her hafta cumartesi şey, göç dersi bunu yayınlıyor. 4 milyon 526 bin 93 yabancı mı var Türkiye'de? Evet. Düzenli göçmen. Düzenli yani sal, göçmen. Ya. Kaçak. İşte oraya geleceğim. Şimdi bizim bizim duruş olarak o telefonda ilk göreve geldiğimizdeki konuştuğumuz meseleye geliyoruz. Düzensiz göçmen ve düzensiz göçmenlere çanak tutan, onları cesaretlendirip de elinden tutan göçmen kaçakçısı organizatörleri. Dedi ki ilk 6 ay bu işi basacağız. Yani toplum diyecek ki ya bu Ulu Ortada umuma açık yerlerde, bu parklarda, bahçelerde biz bunları görüyoruz. Bunlar düzenli mi düzen mi bilemiyoruz yani nedir bu işin? Nedir bu işin? Şimdi bunun kontrol yapmam lazım. Bunun kontrolü e, e, yapmayla ilgili birazdan slaytlarda geleceğiz. Biz önce şu dedik ki şu göçmen kaçakçılarının bir nefesini kesmemiz lazım. Bunlar men kaçakçısı ne demek? Göçmen kaçakçısı. Eğer hudutta şey varsa, sıkıntı varsa adamı oradan alıp eğer transit yani Avrupa'ya gidecekse, Avrupa'ya gidecek hale getiren veya burayı nihayetinde hedef ülke gideceği şehre götüren, elinden tutan, ona o cesareti veren. Bunlar bir uluslararası ağ şebeke. Eğer A ülkesinden da, insan, insan kaçakçılığı. İnsan kaçakçılığı A ülkesindeki kişi geçtiği ülkelerdeki kişi. Bunların hepsi birbirlerini tanıyan tipler. Pa, para mı veriyorlar bunlara? Kesinlikle büyük para, e, menfaat var burada. Çok büyük. Hayır. Adam mesela diyelim ki A ülkesinden adamı alıyor parayla Türkiye'ye getiriyor. Hayır hayır. İşte hepsi birbirine zincir. Zincirli. Bayilik gibi aynı. O ona o ona ona ama birbirlerini tanıyorlar. Uluslararası şebeke mi bu? Aynen. Ya yani birbir, o ona getiriyor, oradan alıp buraya götürüyor. Şimdi, siz, siz, o zaman şunu mu diyorsunuz yani ya önce ben bu adamları buraya getirenlerle mücadele Bakın, etmek. Bakın, göçmen kaçakçılığı organizasyonuna yönelik bu 9 ayda 5700 operasyon, 9133 gözaltı, bakar mısınız? 3301 tutuklu, 1210 adli kontrol. Minimum 5 yıldan başlıyor. Bu suç 5 yıl cezası. 5 yıldan ve bu iş yaparken ki kullandığı aracı da mahkeme bize veriyor. Dük bu artık bunun aracı olamaz. Şimdi buradaki şey şu. Bunlara meydan okuduk biz. Diyoruz ki gittiğimiz şehirlerde valilerimize onlar onlar da onu söylüyor. Gördüğünüz bildiğiniz göçmen kaçakçısı varsa söz veriyoruz onlar da daha önceki e, o, arkadaşlarının arkadaşların yanına göndermeye kararlıyız. Bize söyleyin iki ay bunlara bize fırsat bile vermeyeceğiz. Peki e, bu göçmen kaçakçıları daha çok nerede odaklanmışlardır? Sınırlarda mı? Şehirlerde mi? Daha çok sınırların mücavirinde olan yerler ama her şehirde var. Yani, o zaman sınırda da var, şehirde de var. şeyi var kontrol var. merkezi. Şimdi e, bundan sonraki slaytı veriyor muyuz? Bir araba ne dedin sen bir onu mobil göç noktasına geleceğiz de. Ha o ayrı tamam. Şimdi biz düzensiz göçle mücadeleyi 4 esasla alıyoruz. Önce bunu bir anlatmamız lazım. Birincisi kaynağında. İkincisi hudutlarda. Üçüncüsü içeride etkin düzensiz göçleri yakalama, dördüncüsü de deport. Dört aşamalı. Şimdi burada kaynağında mücadeleyi hariciyle Dışişleri Bakanlığımıza beraber veriyoruz. Ne diyorsunuz yani buraya göçmen geliyorsa bir ülkeden o ülkeyle mi irtibata geçiyorsunuz? Şimdi şöyle yani bir ülkeden bize geldiği zaman eğer e, o ülkede şey varsa yani düzensiz göç e, potansiyeli riski daha fazlaysa vize meselelerini bile ona göre yeniden istişare ediyoruz. Kaynak dediğiniz bu. Birisi bu. Daha başka şeyler de var. Sadece bu değil. Bir vize politikasını da buna göre yapıyoruz. Mesela e, Haiti, Dominika, Angola'nın vize meselelerini biz vize getirdik şimdi. Vize koyuyorsun Vize koyduk. Daha önceki şey e, zorlaştırdık. Kaynağında başka bir şey. Biz mesela Fırat Kalkanı, ba Barış Pınarı, Seyitin Dalı operasyonları niye yaptık? Sadece teröristanla ilgili değildi o. Evet birinci şey oydu ama ikinci şey neydi? Oradan bize gelen bir kitle var bir göç. Onu durdurmak. Onu durdurmak. Onu yani bizim de bir tahammül sınırımız var yani. Oradaki diyoruz bekle. Orada güvenli bölge oluşturduk ve oraya geldik. Orada insani yani hayatı ihya tekrar orada tutunabilmeleri, kendi topraklarına sahip olabilmeleri ellerinden tuttuk. Türkiye'ye gelmeden orada orada yaptık ve o, evet. onun bir bereketi nasıl oldu? Bakın Fırat Kalkanı'ndan hemen sonraki günden Bismillah deyip Bugüne kadar 630 binin üzerinde gönüllü, güvenli insanlar oraya dönüş, Dönüş yaptılar. Gö yani bak, bu bizim dönemimizde 75 bin 337 kişi dönmüş. O 630 bin dedim ya, 75 bin. Sayı her geçen gün artıyor. Artıyor, oraya gidiyor. Dolayısıyla bakın, orada 6 milyon 6 milyon insanı bulunduğu topraklardan koparılan insanlar gelişi durdu. Başka bir şey, bizim pek çok kurumlarımız ve STK'larımız var. Allah her birinden razı olsun. Bunların her biri orada ve bunların her biri işte atıyorum Afganistan'da, Özbekistan'da veya diğer göçe kaynak olan ülkelere gidiyor. Oradan eğer geçimle ilgili, eğer beceriyle ilgili, eğer yetenekle ilgili, eğer işte mikro krediyle aklınıza ne gelirse. Bizim bu insani diplomatik duruşumuz ve bunu destekleyen STK'larımızla beraber orada göçe tevessül edenlere diyoruz ki ya burada size Burada bir burada yok. kalın. Buna benzer kaynağında... Bunu hiçbir ülke yapamaz ya. Pek <laughs> çok bizim işlerimiz var. Ve <laughs> bizim STK'larımız var ya, STK'larımızın yaptığı hayırların ucu bucağı yok. Haddi hesabı yok. Yani, Peki, şu şimdi, rakamlara bir bakabilir miyiz? Vize muafiyeti veya ikamet süresi biten. Ve şimdi, bu ne demek yani? Bu ne demek biliyor 273 musunuz? bin kişi gitmiş buradan. Şimdi bunun İstanbul'da 19 Temmuz 2023. 19 Temmuz 2023'te. Yani göreve başlattığımız 40 gün sonra şu araçlardan aldık. Bu mobil göç noktası dediğimiz şey tamamını bizim uygulamamız. Dünyada bu ilk. Ne işe yarıyor bu? Bu göç idaresinde olan iki şey. Biometrik. Bir görebilir miyiz nasıl uygulama görüntüleri de? Görüntüm Bakan falan... Bey anlatırken. Siz devam edin lütfen. Yani parmak izi basitçe herkesin anlayacağı. İki, göç nette o kişiyle ilgili olması gereken, erişilmesi gereken tüm bilgisayar şeyi orada var. Bir tercüman var, bir de göç uzmanı var. Şimdi nerede bu araçlar? Bu araçlar mesela Taksim'in bir tarafında duruyor. Orada halka açık olan yerde, o meydanda güvenlik güçlerimiz kimlik kontrol yapıyor. Yani herkese durdurup da kimlik sormuyor. Bakıyor onun da polislik keşfi var, feraseti var. Diyor ki şu kimimizi görebilir miyim diyor. Potansiyel düzensiz göç olabilecek. Aynen, aynen o şekilde. O diyor ki kimliğim yanımda yok. Otelde şurada burada dedi. Sen diyor ki rica etsem diyor. Bir anlayış gösterirseniz. Bakın diyor bu araç burada. Bir oraya kadar gidelim. Bunu bir şey yapalım. Ha, o araçça gidiyorlar. Peki. Beraber geliyorlar araca. İçeri girdiği zaman orada iki kişi var. Tercüman gayet güzel hoş geldiniz diyor. Parmak izi bakıyor ki bu gerçekten turist 10 gün evvel e, İGA'dan İstanbul Havalimanı'ndan içeriye gelen bir vatandaş. şeyi yabancı misafirimiz. Kendisine anlayışı, nezaketi için teşekkür edip bırakıyoruz. Tersi olursa orada düzensiz yani kaçak göçmen oluyorsa ne yapıyoruz ona? Ona diyoruz ki lütfen zorlu çıkarma. Araca bin doğru geri gönderme merkezine. Oradan sınır, evraklar tamamlanınca sınır dışı işlemleri. Ha, o göz açtırmıyor, tabi açtırmıyoruz Şimdi, dediğiniz şey bu. Hani, İstanbul'da bu, bunun sayısını vereyim. 192 bin kontrol yapmışız. 56 bin birazdan gelecek. 56 bin kaçak göçmen Oradan almışız geri göndermeye gittik. Bu araçlar Bu araçlar yaptık. Ya müthiş bir şey bu. Daha ya. 38'di. Daha dün tören yaptım. 65 araç 103 araç haline geldi. Her yerde oluyor. Sadece İstanbul'da mı var bu araçlar? 30 büyük de verdik. Bütün büyük şehri. Evet. Yaptım. Yani İstanbul'da bu iş tutunca bir aralıktan itibaren İstanbul e, diye... O zaman şöyle oluyor. Bu araç bir, bu araçların gördüğü işle benim anladığım kadarıyla bir e, etkin ve aktif denetim. iki Bürokrasiyi ortadan kaldırıyor, karakola falan gitmiyor yani en büyük, insanlar. En büyük faydası şu, dün de söyledim, turistleri tedirgin etmek yok, rahatsız etmek yok, yasal kalışı olan öğrenci, yatırımcı efendim, yani ülkeye girişi. Kalışı. Peki o, o onun ibra edeceği bir evrak yok mu yanında yani? Her, ben Siz her gün kimlikliğe gidiyor musunuz? Ha, adam, adam diyorsunuz otelde unutmuş adam kimlikle. Hayır adam otelde veya e, düşürürüm. E, çoğu insanın yaptığını yapıyor. Ha, yani. Anladım. Ama siz onu parmak izinden hemen buluyorsunuz. 20 saniye. 20 saniye. 20 saniye. Yani. Bir dakikanın içinde her şey iki kontrol bitiyor. Düzensiz göçmeni de yakalıyor. Düzensiz göçmeni de adam orada düzeni veya düzensiz olmasın aydınlatılmaz bizim bir dakikamız alır. Düzensizse hemen o araçtan bir Yan, yanında bir araç var. Ona bindiriyorsunuz tuzluya veya işte Anadköy. Bizim geri gönderme merkezi. Geri gönderme merkezleri. Orada ee, da bir süreç var. Orada bir süreç, var. o ayrı bir iş. E, o, geometrisi var o işin. Ama e, bizim burada yapmak istediğimiz İstanbul gibi büyük şehirlerimizin hepsinde turistlerimizi rahatsız edemeyiz. Yasal kalış olan kişiyi de incitemeyiz. Biz göçle, düzensiz göçle mücadelemizde diğer ülkelerin veya bazı ülkelerin yaptığı gibi yapamayız medeniyet değerlerimiz, insanı önceleyen hak, hukuk diyoruz. Bunları biz harfiyen riayet ediyoruz. Bu oradan çıktı. Gayet, Ve gayet de güzel oldu. Nezaket içinde. Nezaket içinde. Diyorsun. Bugüne kadar ben bu araca gitmem diye bir tane şey, ben, örnek bir olay bana arkadaşlarım anlatmadı. Polis de gayet güzel anlatıyor canlarımı da. Lütfen diyor bakın da gayet yakışıklı. Evet evet gayet. İçi de şey Hayır, bu zaten yok bu olmasa karakola mı gidecek orada bürokrasi daha önce işte üzüldüğüm şey o valiliğimiz o zaman şimdi haklı olarak polis birini görüyor polis merkezine götürüyor nezarete atıyor evet o... bu sefer yani o turiste tedirgin oldu. ya, ya öyle başlama isteği de konsolos beni arıyor ben özür diliyorum şehrin valisi olarak ya şimdi bir kere oldu iki kere oldu ama bu bu sefer Adamlara diyoruz bu böyle olmasın deyince o da geri çekiliyor. Yarın bugün ben valiyle veya işte amirimle, müdürümle niye şey ama şu an kimse tabii. endişe etmiyor. O zaman da geri çekildiğinde de düzensiz göç ben Şu anda gezemiyor. Siz yılbaşı gecesi Taksim'de bir tane şey gördünüz mü? Yok, gözle görülür bir varışma şey var yani tabii tabii. Şu anda sahadayız. Üç kat gücümüz arttı. Demin ki trafik ve polis devriyeleri gibi bundan sonra İstanbul'da ve diğer şehirlerimizde bu araç 300'e çıkacak Türkiye geneli. Burada Sürekli kontrol. Bu şu anlama geldi. BBC mülakat veren yabancılar var. Biz diyor dışarıya çıkamıyoruz. Kayıtlı değiliz. Dışarıda yakalıyorlar diyor. Buradakiler. Buradakiler ha. mülakat yapıyor. Ben iz göz açtırmıyorlar. Göz ben. açtırmıyorlar diyor. Şimdi ama öyle olması lazım. Öyle olması lazım. Bizim bizim ülkemize yasal girmiş başım gözüm üstüne. Ama turist gelmiş. Hiç kusura bakmasın. Yani eğer yasal değilse yani bugün bir eve gitmenin misal olmanın bir de şey var bir, bir adabı usulü. Adabı Zile, randevu alasın. Müsait misiniz? Ya, Peki bu, bu adamlar nasıl giriyorlar buraya? Şimdi onu anlatalım. Ee, önce şu sırayla gidelim. Bu araçlar bu şekilde sahada etkin ve e, güçlü bir sistem yaptıktan sonra şöyle bir şey oldu İstanbul'da. Vizesi bitmiş, ikamet izni bitmiş. Fakat böyle denetim falan olmadığı için gayet rahat gezenler dediler ki bir an önce buradan gitmemiz lazım rakam? 273 bin kişi. Ha bunlar kendiliğinden gidiyor. Bu bir yıl yani 2023'ün tamamında 370 özür diliyorum 363 bindi. Bakın 273 bin. 273 bin. Biz bunu nereden biliyoruz? Çıkış yaparken ne kadar vize süresini geçirdiyse orada ceza ödüyor. Göçüde. Oradan biliyorsunuz. Oradan. Ha bu, bu şöyle, net rakam bu. Bu ya artık bana burada pek adam diyor ki <laughs> e, eskiden İstanbul'da böyle bir şey yoktu ama şimdi her yerde varlar diyor. Aynen bunu diyor. Diyor ki gidip de geri gönderme merkezinde orada seyahat izin belgesi bu şu böyle ben ülkeme gideyim diyor. Peki şu şu nedir yakalanan düzensiz göçmen? İşte, ha bu da o e, geri gönderme merkezine gönderip yurt kendi ülkelerine gönderip. Deport gönderiyor. süreçleriyle ilgili ilk alınan liste bu. Bunlar deport edilenler. Mi? De, bunlar içerisinde deport bir anda olmuyor. Şu ana kadar atıyorum, o sürece girenler. O sürece girenler. Yani buradan atıyorum 120 bin, 130 bin kişi edildiyse 26 bin yani daha şey devam ediyor. Şu demek yani deport sürecine girmiş. Artık hani 222 bin, 125 sayısı var orada. Sınırlarımızdan girişleri engel. Bu, bu, bu ne demek? Bunu anlatayım. Birazdan harita gelecek ama şimdiden söyleyelim. Şimdi dört aşamalı dedik. Biri kaynağı dedik, iki hudut dedik, değil mi? Hudut da Sınırdan burada gidiyor. biraz savunma bakanımız, yaşar bakarımızı met etmemiz lazım. Kara kuvvetlerimizi, hudut kartallarımız diyoruz ya. Yani bu sağda solda, ekranlarda veya çevrim içi yiğitliğiyle bizim hudut kartallarımıza falan söz söylüyorlar. Ee, i̇nşallah seçimden sonra Nisan ayında bir beraber bir Van'a bir Ağrı'ya gidelim. Şu helikopterle bir şeyin üzerinde bir uçalım. Neyin üzerinde? Ee, ya Oraya yapılan güvenlik Fizik entegrasyon sınıra yapılan sınıra yapılanları yapalım. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Şimdi huduttan hudut 150 bin bu 9 ayda 150 bin geri ittirim olmuş. Ya yani, almamışız bu Onlar da kayıtlı. Yani yani bakın, adam, adam gelmiş şuraya dayanmış şuradan girecek. Evet. Duvara mı toslamış yani? Ne demek yani? Tam da öyle oluyor. Giremiyor çünkü burada bakın güvenlik duvarı 1160 kilometre aydınlatmamız var 1053 kilometre kamera ve algılayıcı var sis sensörler var yani gece sıfır karanlık termal var termalin desteklemesi için sensör var o sensöre basan kişinin şeyin yani vatanda şey, insan veya başka bir canlısı onun bile algoritmik değerlendirmesine bu düşü olabilir diyor orada ben gördüm bunların hepsini elektrooptik kuleler var 341 tane Termal gece görüşleri var, asansör kuleleri var. Bütün bunların olmadığı yerde de yedek olarak bunların hemen hemen çoğunun vazifesini yapan zırhlı gözetleme araçları var. Seher orada duruyor aynı işi görüyor. Onun da şey var. Şu toplam 1160 kilometrelik güvenlik duvarı var. Eksikler var ama o zaman. Şöyle. Beş, şimdi bu Gürcistan, Ermenistan, Nahşivan'da bir sıkıntımız yok. Orada risk sıfır. Bizim risk olan yerimiz burası. Geçen yıl 3 milyarlık bunların yatırımları vardı. Bu yıl kaynak 5 milyar lira. Orayı da çözdüğünüz zaman tüm sınır tamamen... O, bu, buradaki eksikliğimiz %20-25 civarında. Ha, o zaman çok az bir şey. Tabii kaldı. çoğunu yaptık. Ama şöyle söyleyeyim. Orada da bu zırhlı gözetleme araçları... O, onlar geliyor. var tabii. Onlar var. Şöyle söyleyeyim. Biz e, sınır yönetimi genel müdürlüğü kurduk. Daha önceden bu İlleri Ders Genel bir daire başkanlığı. Bunu göçe aldık. Göç kompak olacak demiştik ki e, sohbete başlamadan önce. Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü yani İçişleri Göç İdaresi Başkanlığının yaptığı biz buranın hudut kartallarına yani Savunma Bakanlığının ihtiyacını biz temin ediyoruz. Onlar diyor ki bunlara ihtiyacım var ben. Onu biz yapıyoruz. Korumak onların işi. Peki şu mu siz helikopterle bir gezmişsiniz galiba. Şu duvar değil mi şu? Böyle kilometrelerce uzanıyor. Çok acayip ya gerçekten. Buraya beraber gitmemiz lazım. Yani yüksekliği da, ne kadar duvarın? E, yüksekliği duvarın 4 metre. Müthiş ya. Üstünde tel üstü anan da var. Mutlaka ve, gidelim. Evet, bir, Buraya, burayı görmek lazım ve burada çok büyük bir emek var. E, çok güçlü bir burada teknoloji de kullanılıyor. Gündüz, gece hiçbir şekilde dışarı çıkmadan e, e, hedefe atış yapan sistemleri var ve e, kaç kişiyi içeriye yani kaç kaçak göçmeni almadığı engellediğinde kayıtlar var birinin görüntüsü. görüyoruz onu da ha. Ha. görüyoruz onu da. ona göre mi o rakam kesinlikle hep kayıtlı ha bunlar sınır duvarları evet şimdi e, bu bunlar nedir Sayın Bakan yani bunun bu... için geliyor bak kaçak göçmen geliyor ha geliyor yani, engelleme görüntülü tabii anladım yani ne kadar zor artık dünya yani sınırlarını koruyacaksın yani Meksika sınırında neler uğraşıldığını, onunla ilgili işte eyalet valileriyle merkezi federal hükümetin arasındaki sorunları bunları görüyoruz. Biz onlardan çok iyi noktadayız. Onu söyleyeyim. Bizim bir daha getirsene şu haritayı ya. Genelde şöyle bir söylem var. Ya bizim sınırlar kimse yok, Kevgir'e döndü filan. Halbuki Şimdi, bakın ben şunu söyleyeyim. Burada hudut birliklerimiz var, kara kuvvetlerimize bağlı, savunma bakanlığımıza bağlı. Onlarla beraber mesela şu Suriye'de Yaşar Paşam'ın farkı yani geldikten sonra duvarın daha da tesisli hale ile ilgili e, o risk analizine göre. 7 çarpı 7 yani 7 metre derinliği 7 metre genişliğinde hendek yapıyor. %40'ını da yaptı. Yeni. Yeni yeni. Oradaki riski daha Ve, büyük görerek. Yani diyelim e, buradaki e, kamera görüntülerinden daha çok deneme ile ilgili riskleri görünce önüne eskavatörleri getirmiş. 7 metre derinliğinde, 7 metre genişliğinde hendek yapıyor. Geçilir mi orası? Geçilemez. Başka bir şey. Burada hudut birlikleri var, kuleler var, termal var, gece var, sis var, bunlar var. Bize de diyor ki beraber oturduğumuz zaman ne olursa olsun bir ihtimal arkasına da biz jandarma, jandarmanın bakiye olduğu eksik kaldırdı jöhü koyuyoruz emniyeti. Yani takviye ediyoruz. Burada da yaptık onu. 5 jandarmamız buraya tabur verdi. Şu anda 19 Eylül, batı sınırımızda bir milattır. 19 de? Eylül. Ben iki bakan aradım, muhatabımı aradım. Bir kişi size vermem, bir kişi almam sizden. Kime diyorsunuz bunu? Yunanistan Göç Bakanı'na, Bulgaristan İçişleri Bakanı'na. Ne dediniz? Dedim ki bir kişi, çünkü onlar bizden kapıyı açıp deport bize şey yapıyordu. E, İteleme. Tabii şu anda yani herkes başından atmak istiyor bunu. Onlara ha, dedim ki... Ben bir kişiyi almam. Bir kişi de size göndermem bir dedim. Bir kişi de size göndermem. Ama dedim eğer... Bak devam bir müzik. Çünkü yan yana duruyoruz ya. Yani. Burada bizim şurası sınırsız duruyoruz. Sizin buradan birisini sayarak gönderir. Kamera bunlar ne gönderir? Ne yapacaksınız eğer gönderirse? Şöyle. Ama işte milat yaptı. 19 sonra bu iş ilk önce Yunanistan'da bıçak gibi kesildi. Bulgaristan biraz şey yaptı. Tespit ettik onları. Bana geldi ziyarete. Hepsini gösterdim. Dedim başa mı dönelim yoksa bunları olmamış gibi davranılır mı? adam olmamış gibi. Şu anda biz, sıkıntımız yok. Ama o zaman şu, şunu şu sınırda bir problem kalmadı mı yani? Bu o sınırda bir sınır yok. Şu anda hiç sorun yok. Yok. Buraya çünkü hem hudut birliklerimiz burada muazzam bir iş yapıyor. Arkasına da biz buraya 5 tabur getirdik. Burası çünkü çok sıkıntılıydı. Şu anda FETÖ'cüsü, bilmem e, necisi hep buradan. Kimse geçip ne oradan gelebilir ne bizim buradan geçebilir. Daha sonra denize kaymayla ilgili artık bura kapanınca burayı da karadan daha baskılamaya başladık. Bunu da herkes görüyor. Bunu biz, e, bunu neyi yaptım? Transit olma özelliğimiz yüzde %99 bitti. Türkiye'yi transit ha. Türkiye olarak görüyorlar. Yani adam ta Özbekistan'dan, Afganistan'dan birileriyle anlaşıp da dünyanın parasını verip de birilerine güvenip de gelirken Edirne üzerinden Schengen istikam, Avrupa'ya gideceğim hayaliyle geliyor. Ya şurada duvara toslarsa oradan da gelmez. Bilmiyor. Transit değil. O, o yüzden şuna getiriyorum. Rota değişti şimdi. Nere oldu? Rota bu aşağıdan Lübnan, Kıbrıs, buradan hatırlarsanız çok üzüntü duyduğumuz sahile evet evet oldu. evet Onların Antalya bir kısmı da Kıbrıs'a oldu. Onların her biri rota değişikliğinden sonra bize şimdi istihbarat şey diyor ki Türkiye üzerinden beni götürmeyin. İşte aşağıdan Libya tarafından efendim veya işte İtalya üzerinden diyor beni götürün. Tamam işte İstediğim sen, İstediğim buydu sen benim. transit ülke olmaktan çıkarsan, kontrollerini arttırırsan, sınırında bu çalışmaları yaparsan transit ülke olmazsın. Şu anda transit olmayla ilgili biz güzergah, avantajlı bir güzergah olmaktan çıktık. Geçemez yani. Şimdi bu ne zamandan bir, beri böyle? İşte şu şurayı biz bir, bir üç ayda düzelttik. Denizle ilgili de sahil güvenliğimiz burada Ahmet Amiral'e tebrik ediyorum. Karada zaten buradaki emniyette jandarmamız onlar da işi Gayet sıkıtıyor Çünkü takip ediyoruz. Bir de yani bu denize açılmak niye biz bir aylan bebek faciası görmeyelim. Yani, tabii yani, yaşamayalım. Yani. Asla. Ve burada tabii şunu da yapıyoruz. Muhataplarımıza diyoruz ki yani e, karşılıklı muhataplarımıza ya e, istihbarat paylaşımı yapıyoruz. Karşı tarafla, bu tarafla. İran'la da şimdi artırdık. Onlar da çok sıkıntılar aslında. Yani yukarıdan Afganistan, Pakistan, oradaki krizlerin istikrarsızlığın olduğu bölgeden direkt solu İ İran tarafından. Valla Sayın Bakan ben bir şey söyleyeyim mi? Ha şu cümle çok kıymetli. Türkiye artık düzensiz göçmenler için bir transit ülke olmaktan çıkmıştır. Rota değişmiştir. Biz bunu söylüyoruz. Müthiş. Yani ekranlara az çıkmamın sebebi de bu. Bakın dürüstçüüz. İlk defa bu kadar açık yüreklilikle söylüyorum. Yani daha çok beni hep sosyal medyadan ve ee, her üç ayda 2 ayda bir bakanlıkta efendim toplantı yapıyoruz. Bütün basın mensubu arkadaşlarımızla değerlendirmeler yapıyoruz. Ama göçle ilgili çok çalıştık biz. Hayır, siz bu neticeyi alayım öyle çıkayım mı dedi? Ya yani ya, vatandaşlar şimdi şimdi İstanbul'da daha göre ilk başladığımız zaman hem il başkanımız Osman Bey, Esenler Belediye Başkanımız, bütün arkadaşlarımız hayırlı olsuna geldiler ve dediler ki geldik ama eli boş gelmedi. Senden bir şey istiyoruz. Dedim buyurun biliyorum ben lafın nereye geleceğini. Dedi ki İstanbul'da yaptığımız ankette bir göç, iki trafik, üç taksi diye bir sıralama getirilir. Ben dedim ki yılbaşını bekleyin. O şehirde ben de sizin gibi damdan düştüm. 2019'da ne olduğunu gördüm. Ama Allah izin verirse Cumhurbaşkanımızın düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılarıyla ilgili bu talimatı hep onun desteğiyle göreceksiniz. Bu konuyu biz marjinal hale getireceğiz ve milletimizin desteği ve güveni bizim olduktan sonra 2024'te biz bunu çok daha farklı yere getireceğiz. Kararlıyız bunu konuda. İnşallah. Peki çok teşekkürler. Ya Sayın Bakan çok sağ olun. Çok uzun bir süre ayırdınız. Bunları anlattınız. Bitti değil mi? Bir, bir tane daha mı var? Ha, bir, gelip, bir göreyim onu da görelim. Bir görelim neymiş o. Evet. Bu nedir? Bu deportla ilgili yani sınır dışı etmeyle ilgili iki gün önce dört charter uçak gitti. Biz aynı anda aynı gün üç kıtaya gönderdik. Bir Afrika'ya gönderdik, Etiyopya'ya gönderdik. Buradan Gönderiyoruz. 24 ülkeye kendi ülkelerine gönderiyoruz. Afganistan'a iki uçak gönderdik. Bir de Haiti'ye gönderdik. Charter. Şu yani diyor, bakın, Şöyle diyor. Bakın, 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren toplamda 100 Charter özel uçuş seferiyle 19.287 düzensiz göçmen sınır dışı Burada ekranlarında evlerinde bizi izleyen vatandaşlarımız diyecekler ki, iyi güzeldi. Sayın Bakan, bu görüntüleri. Madem öyle her gün sabahleyin sosyal medyada paylaşıyorsun. Niye bu uçaklara e, binişlerini vermiyorsun? Bir ara veriyordun ama bir anda bıçak gibi kesildi. Şimdi cevap. Ya bunları vermeyi ben de çok istiyorum. İnandırıcılık açısından ama biz bunu verdiğimiz zaman ülke diyor ki bir daha ben e, seyahat izin belgesi vermem. Sen de kalsın. Rencide oluyor. Rencide oluyorum. Ha, görmek istemiyor. Yok Yok, bunu yapma diyor. Biz, biz bir ülkeye ismini vermeyin. Bir buçuk ay bıçak gibi kesildi geri gönderme merkezleri şişti. burada şu önemli. Düzensiz göçmenle ilgili şu İstanbul'da 365 günün bir günü yapmadığın andan eğer 3-4 gün falan yapmazsan bir anda diyorlar ki tamam. Devam devam diyor. İstanbul'da geri gönderme merkezi potansiyelimiz 1500 işte 2000 civarındaydı. Şimdi sahaya bastığınız zaman günde 700-800 kişi aldığınız 3 günde orası doluyor. Sonra ne yapıyorsunuz? Ben valiyken günde 30 otobüs kaldırıyordu. Türkiye'deki geri kalan gönderme, geri gönderme merkezine adam gönderiyor. Sabaha kadar yol gidiyorlar. O zaman bu charter seferlerini ne kadar yani, çok yapma, yaparsanız. Yani biz ne yaptık? Göre ilk geldiğimizde İstanbul'da bu araçları almadan önce Arnavutköy'nde 155 dönüm bir arsamız vardı. 7 bin kapasiteli konteynerden çok iyi ivedi şey yaptık. Bir de devam eden daha önceki bakanımız üzerinden başlayan e, 1500 kapasiteli geri gönderme merkezi vardı. Şu anda toplam 7500'e ulaştık. Bunun anlamı şu. Artık Türkiye hiçbir yerine hiçbir vilayette İstanbul'dan düzensiz göçmeni bir göndermiyorum. Yolculuk riskinden kurtuldum. İkincisi şimdi İstanbul'daki güvenlik güçlerimiz kolluk güçlerimiz bu mobil araçlarla günde kaç kişi alırsa alsın direkt Arnavutköy'e oradan da havaalanına çok yakın. Çağırtırsa seferi. seferi. Ve devir daim böyle yaptığı zaman biz şunu söylüyoruz. Organizatörlere diyoruz ki yakaladığımız zaman ifade ederken bu iş bitti artık size ekmek yok. Hiç kusura bakmayın. Çünkü bu iş. Ve dışarıdaki olan arkadaşlarınıza deyin ki bize öyle telefon kayıtları var. Diyor ki buraya yanıyor gelmeyin buraya diyor. İşte Gel. öyle transit Türk Fas'tan, tek bilet alıyor. Cebinde 100 dolar var. Uçaktan indikten sonra o organizatör İGA'nın önünde şeyi alıyordu. İstanbul Havalimanı'nda taksi. Doğru Bulgaristan sınırına gidiyor. Edirne. Şimdi nereden var? Damla. Peki Sayın Bakan çok teşekkür ediyorum. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi biz bir önceki bölümde PKK terörüne karşı verilen mücadeleyi anlattı Sayın Bakan. Bir görüntü var. Hayır hayır bu değil. Ee, bu bu bu. Yaylalarla bu gibi. mu? Bu bu. Ha, Başlangıçta bu. işte böyle kabus gibiydi ortalık diyor. Yani diyoruz. ne dediniz bir şey dediniz bir cümle kullandınız. Meralarla neyi şimdi, kavuşturduk e, dedi. Şi şimdi e, meralarımız, yaylalarımız artık o bölgedeki bizim insanımız, o güzel insanımızın e, e, sürüleriyle otları artık kavuştular. kavuştu. Kavuştu. O, o, kavuştu. Tamam. Şimdi onun şimdi hiç benim ben Şırnak valim ilk valim Şırnak 2007 Aralık 2010 Mayıs. O bölge o zaman o vakitteyken köylerin çoğunun yolla yani güvenlik gereksizliğiyle girilemi olduğu gibi yaylaların hepsi kapalıydı. Yani yayla şimdi, yaylalar dediği binlerce yayla, binlerce mera var. Hayvancılık yapılabilir, muhteşem bir doğa. Fakat terör olduğu için oralarda çatışma var. İnsanlar hayvancılık yapamıyor. Diyor ki Sayın Bakan, o tablo değişti. %100 değişti. Allah aşkına. Görelim bakalım. Evet. Eski görüntü bu. Yani Her çatışma, zaman orada bu var. Mücadele, çatışma, evet. terör. Ama bu mücadele bu kahramanlarımızın sayesinde birazdan o görüntülere e şimdi bu mücadele bu kahramanlıklar sayesinde bakın kaç 553, 553 ayla 569, 569 mera, mera kapalıydı. 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 Ve bunlar şimdi Terör bitme noktasına getirirken yaylalarımızda da artık özgürce burası dedin, mesela de ne de diyor? Başımızda rahat oldu, bizde tok oldu. 100'e 200 olmuş, 200'e 400 olmuş. Hayvancılık şu anda o kadar fazla olmuş. Paraşin, beyte, Şırnak. Şırnak. Ha bu da şey rakamlar. Evet. Anladım. Hani küçük... Bir buçuk milyon küçük baş hayvan var oldu. Şimdi orada o şey yapıyor yani Üç kat artmış bakın. Bu omeraların evet. hayvancılığa açıldığının göstergesi yani. Eski bu güzel görüntülerle Brislenden sonra yayla biz geldik. Hiç sıkıntı yok. Huzurumuz iyidir. Hayvanlarımızı otlatıyoruz. Bu görüntülerle güzel görüntülerle veda edelim isterseniz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum ee, bu fırsat verdiğiniz için. Sağ olun. Var mı bir mesajınız son? Ben e, her zaman olduğu gibi bütün vatandaşlarımıza. Ee, İçişleri Bakanları olarak şunu söylemek istiyorum. Biz e, başta terör ve terör türlerinin hepsiyle amansız bir şekilde durmaksızın mücadele ediyoruz. E, büyük ve güçlü Türkiye ideali noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışırken, birinci asrını tamamlamış olduğumuz bu güzel cumhuriyetimizin, devletimizin artık yeni bir asra, Türkiye yüzyılına yelken açıyoruz heyecanımız yüksek. Sizlerin desteği, güveni hep bizimle beraber olduğunu biliyoruz ve bunun da devam etmesi için gayret gösteriyoruz. Suçun her türlüsüyle ilgili önlemek ve eğer önleyemediysek de bir an önce yakalayıp adalete teslim etmek bizim olmazsa olmaz görevimiz. Ama bunu hep beraber birlikte yapmamız en doğrusu en güzel olanı her türlü suç ama şu zehir tacirleri ve Narvas'la ilgili e, talebimi arzımı tekrar bağışlayın ifade etmek istiyorum. Gelin sokak satıcılarını biz kökünü kazıyalım bizim güvenlik güçlerimize kahraman polisime, jandarmama 112 ve uyuma aracılığıyla erişin biz de onun Allah'ın izniyle geleni yapalım. Ben CNN Türk ailesine de tekrar teşekkür ediyorum ve ekranları başında bizi evlerine misafir eden aziz vatandaşlarımıza da en kalbi sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Tekrar diyorum ki Türkiye'nin huzur için canla başla İçişleri Ailesi olarak çalışmaya devam. Sayın Bakanım şimdi siz bu kamera karşısında böyle konuşmak çok zordur. Bizim Onur da benim kulağıma diyor ki ya diyor Sayın Bakan diyor tarafsız bölgeyi sunabilir diyor. Senin işini elinden yok, alacak abi. diyor. <gülüyor> <gülüyor> Herkes işini şey, yapsın. Benim öyle bir şey var. sağ olun. Teşekkür Çok teşekkür teşekkürler. Ediyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Hepinize iyi geceler. Hoşçakalın. <laughs>